Ama maalesef bende hafıza kalmadı. Orada bir şey de dikkatimi çekmişti. Şu konferansta söyleyeyim falan diye hatta bir yere de not ettim ama o küçük kağıt parçasını da getirmeyi unuttum zaten. Bu yüzden yine gençliğimde okuduğum bir şeyden nakil yapacağım yine Einstein'dan. Eskiden okuduklarım hatırımda kalıyor da son zamanlarda okuduklarım artık hafıza kaydetmiyor. Vaktiyle Evolution of Physics diye bir kitabında, yani fiziğin evrimi diye bir kitabında Einstein'ın çok hoş bir benzetmesini okumuştum. Diyordu ki, bizim fizik hakkındaki bu madde, kuvvet, yer çekimi, öteki, beriki geliştirdiğimiz bir takım kavramlar, tasavvurlar, insan zihninin tamamen hür faaliyetinin eseridir. Yani bunlar tabiatın bize dikte ettiği anlayışlar olmaktan ziyade bizim yaratıcı muhayyilemizin mahsulüdürler diyor ve şöyle de bir benzetme yapıyordu hatırımda kaldığına göre. Yani biz dünyaya bakıyoruz, onu tanımaya çalışıyoruz tamam ama bu bir saati dışarıdan incelemek gibi. Şayet saati açmadıysanız içini daha önce, şimdi çeşitli saatler de var malum, elektronik saatler falan da çıktı, otomatik saatler falan. Şayet bir saati açıp içinin mekanizmasını incelemediyseniz, daha önce hiç görmediyseniz, bir fikriniz de yoksa, öyle bizim tabiatı incelemekte yaptığımız gibi, bu saatin nasıl bir mekanizmayla çalıştığını, bu yer kovanına nasıl dönebildiğini falan kendinize göre tasavvur edebilirsiniz. Buna bir takım açıklamalar getirebilirsiniz. Ama bu sadece sizin tasavvurunuz. Saati açıp bakabilmiş olsaydınız içindeki mekanizmaya göreceğiniz teferruatla o mekanizma hakkında yani size çok ciddi bir fikir vermez. Bizim tabiat hakkındaki fikirlerimiz de böyle aslında diyordu. Şimdi netice olarak bunlar, evet şimdi hatırladım bunu söyleyince, yine de hafızama çok müştan etmeyeyim. Bizim bu geliştirdiğimiz teoriler sadece teoridir diyor adam. Yani genel on the theory of işte relativity üzerine bu makalesinde bizim bu geliştirdiğimiz fikirler sadece fikir, sadece teori. Fakat bu bir mucize gibi bir şey. İnsan zekası anlamak istiyor efendim. Her şeyi anlamak istiyor. Sadece fizikle ilgili hadiseler değil, tabii insani hadiseler de. Ben o benzetmeyi yapmak için şimdi böyle başladım söze. İnsan zekası anlamak istiyor. Anlamaktan da hoşnut oluyor. Ruhumuzun yaratılışı böyle. Yani hatta ben bir sebeple bir yerde demiştim yazılarımdan birinde, insan ruhu tahsili marife mecburdur. Çünkü hayvandan daha gelişmiş bir beyin kapasitesine sahip. Sadece gördükleriyle tatmin olmuyor, anlamak istiyor. İzah etmek istiyor. Bunun için de teori yapıyor. Güzel ama insan zekasının hususiyetlerinden biri de büyük, karmaşık, kompleks meseleleri daha küçük parçalara ayırarak, bilhassa bilimsel metotta olduğu gibi küçük parçalara ayırarak, analiz ederek daha kolay anlaşılabilir basit meselelere dönüştürüp böylece bütünü kavramaya çalışmak. Bunun tam tersi istikamette de holizm diye bir metot vardır 20. yüzyılda çıkmış. Yani önce bütünü anlamak gerekir iddiası vardır holistlerin. Onlar der ki bütün parçalarının toplamından daha fazla bir şeydir mesela. Tipik holistik ifade. Şimdi burada bilimsel metotta ise bunu anlaşılması zor meseleleri nispeten anlaşılabilmesi kolay mantıki önermelere dönüştürerek anlamaya çalışıyoruz. İyi ama bu mucize gibi bir şey. Yani şimdi siz karmaşık bir şeyi basit bir şeyle izah etmeyi deniyorsunuz demektir. Bu olmayacak bir şey diye. Hatta bu benzetme yani impossible miracle mı diyordu? Ne diyordu hatırlamıyorum. Olmayacak bir mucize yani. Fakat maalesef insanların da hakikat karşısında veya tabiat karşısında muhatap olduğu meseleler karşısında karşısındaki durumu bu. İnsanoğlu büyük bir kültür ve medeniyet geliştirdiği için tarihte, işte sayısız medeniyet gelmiş geçmiş, o meselelere girmeyelim şimdi. Son 11 yıldır gerçi geçenlerde de
Göbekli Tepe diye bir yer keşfettiler. 12 bin yıla çıkardılar bunu. Eskiden Filistin'deki Eriha diyorduk. Vallahi bilemeyeceğim. Yani tetkik etmek lazım. Öyle bir televizyonda denk geldi bana da dinledim. Yani 12 bin yıl diyelim. 12 bin yıldır. Belki 15 bin yıldır. Bizim henüz vakıf olmadığımız şeyler de var diye varsaysak. Bir medeni istihaleler vaziyetinde yaşıyor. Giderek artan kültür birikimi, işte teknoloji, bilgi birikimi, öteki beriki bugünkü seviyeye kadar geldik. Anlayış seviyemiz itibariyle. Ve bu bizde şöyle bir vehim yarattı. İnsan her şeyi anlamaya muktedirdir. Zaten Batı kültüründe de artık insan merkezli olduğu için biraz aydınlanmadan itibaren dini izahlar falan hepsi bir tarafa bırakıldığı için insan anlayışı gerçeğin ölçüsü gibi takdim edilmeye başlandı. Sanki bizim anlayabildiğimiz şeyler vardır, anlayamadığımız şeyler yoktur. Yahut var olan her şeyi anlayabilirmişiz gibi farz ediyoruz. Halbuki fizikte bile, yani en basit, en anlaşılır, matematik formüllerine dökülebilmesi, ölçülebilmesi, objektif hale getirilebilmesi ve cansız maddeyle ilgili olması sebebiyle en kolay olan bir bilimsel faaliyette bile anlayışımız son derece sınırlı. Şimdi bakın efendim, şöyle bir benzetme yapayım. Şu anda biz sakin sakin oturuyoruz değil mi? Hareketsiz. Sizler de dikkatinizi verdiniz, sağ olun, beni dinliyorsunuz. Ama aslında çok büyük süratlerle hareket ediyoruz. Relativite teorisi de zaten bu sürat meselesinden çıktı. Yani ışığın hareketi ve efendim hızı meselesinden çıkmıştı. Şimdi orada oturup relativite teorisi anlatacak halimiz yok. Konumuzun dışında, ama bir benzetme olarak söylersem, yani mesela bir otomobil işte saatte 100-200 kilometre yapıyor. Ama biz saatte 1600 kilometre hızla hareket ediyoruz şu anda dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşünden dolayı, madde bir. Sadece kendi ekseni etrafındaki dönüşü bile uçaktan çok daha hızlı. Diyorlar ki bir mermi işte efendim saniyede 4000 kilometre gidiyor. Ve bir roketin dünyanın çekim hızından kurtulabilmesi için de saatte 40.000 kilometre gibi bir hıza ihtiyacı var. Bu relativite teorisini karıştırırken orada okudum, baktım ki adamlar diyorlar ki dünya da güneşin etrafında saatte 100.000 kilometre hızla dönüyor. Yani bir kendi etrafındaki dönüşünden dolayı fırıl fırıl dönüyoruz. Bu uçaktan daha hızlı. Bir de güneşin etrafındaki hareketi var ki uçakla, roketle falan mukayese edilemez yani. Saatte 100.000 kilometre gibi muazzam bir hızla, yani roketin 2,5 katı hızla gidiyor. Ve güneşin de hatta saatte 250.000 kilometre yaptığını galaksinin kendi etrafındaki devri sebebiyle söylüyorlar. Hadi şunu da söyleyeyim. Bu galaksi de kendi etrafında dönüyormuş 230 milyon yılda bir defa. Yani bu da demektir ki şayet Big Bang teorisini kabul edecek olsak 20 milyar yıl dediklerine göre 50-60 kere dönmüş hepsi. Yani kendi etrafında bu galaksi, kainat var oldu olalı. Ben şöyle bir tasavvur düşündüm dün. Bu metni okurken varsayalım ki 20 milyar yıl mı dedik? Aşağı yukarı işte öyle bir rakam veriyorlar, 15-20 milyar gibi. Bunların çoğu da ilimden ziyade vehim, rahmetli Özdemir'in tespitiyle bana bir sohbette böyle demişti. Evladım bu işte ilimden ziyade vehim var demişti. İlimden ziyade vehim, ama artık bilime de güvenmek zorundayız. En güvenilir şey bu falan, elimizdeki metotlar içinde falan diyoruz. Peki 20 milyar yıl olsun. Bu 20 milyar yıl ne demektir? Yani aslında hesaplayabiliriz. İşte ışık yılı kaça tekabül eder? 8,5 saniyede geliyormuş güneşten buraya efendim ışık. İşte eliptiktir, gerçi daire değildir, ama demek ki dünyanın yörüngesi de şu kadar uzunluktadır. Bunu da bölerseniz, yıla çarparsanız filan. Neyse, varsayalım ki, şimdi ben o ışık yılı cinsinden uzunluk ölçülerini de hatırlayamayacağım. Yine hafıza kusurundan dolayı aklınıza mağrule. Böyle söyleyeceğim kabaca. 20 milyar yıl boyunca ışığın gittiğini varsayıyoruz.
20 milyar yıl sonra nereye gider? Dünyanın merkezinden, kainatın merkezinden veya bir ucundan öbür ucuna diyelim. Bu 20 milyar yıl ötede bulunduğumuzu varsayalım. O zaman bize dünya başlangıç halinde görünecekti biliyorsunuz. Yani 20 milyar değişimin sebebi o, onu özel olarak alışımın sebebi o. Yani henüz yaratılırken ki halini görebilecektik dünyanın. Daha yakına gelirsek işte tarihin çeşitli devirlerini varsayalım ki mümkün olsun da eskilerin tayyi mekan dediği gibi efendim bir tayyi mekan yapalım, hemen hiç zaman kaybetmeden bir saniye içinde bu kadar uzaklığa gidelim. Elimizde de dünyayı bu kadar uzaklıktan bile detayıyla görebilecek kadar kuvvetli teleskoplarımız olsun. Demek ki o zaman yani adeta kainata dışarıdan bakan bir konumu aksettirmeye çalışıyorum. O zaman kainatın başlangıç halini ve bugünkü haline kadar bütün istihalelerini görebilecektik. Yani Tanrı'nın indinde geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman yok. Hepsi şimdiki zaman. Demek istiyorum. Şayet bir Tanrı'nın var olduğunu kabul edecek olursak ve böyle kainata dışarıdan bakabildiğini varsayarsak, o zaman şimdi, geçmiş ve gelecek kaybediyor. Hatta buna lüzum yok. Relativite teorisi zaten bunu inkar ediyor. Yani büyük hızlar söz konusu olduğu zaman, ışık hızı veya ışık hızına yakın hızlar söz konusu olduğu zaman hem zamanın tabiatı değişiyor, hem bütün ölçme unsurları, bildiğimiz bütün eski fiziğe mahsus realiteler izafi hale geliyor. Ne öncedir, ne sonradır, ne çağdaştır, eş zamanlıdır bilemiyoruz. Yani mesela şimdi biz sabit bir mekandayız. Yani her ne kadar bu kadar büyük hızlarla hareket etsek de yer çekimi dedikleri hadiseden dolayı yerimizde sapasağlam oturuyoruz. İşte ayağımızın altında sağlam bir zemin varmış gibi hissediyoruz. Pekala, bu durumda zamanı da hesaba katınca o zaman şu anda ben konuşurken hepiniz işte kaç çift göz varsa bana bakıyor eş zamanlı olarak. Benim söylediklerime müşahit olabiliyorsunuz. Burada eş zamanlıktan bahsetmek mümkün. Yani normal fizik, normal dünya ölçülerinde belli bir yer ve zaman ölçeğinde. Ama mikrofiziğe girdiğiniz zaman veya makrofiziğe girdiğiniz zaman, yani çok uzak yıldızlar, galaksiler ve onların ışıkları vesaire söz konusu olduğu zaman bütün bunlar değişiyor. Mevcut yeryüzünde bugün kullandığımız, başarıyla da kullandığımız öklit geometrisi artık kullanamıyoruz mesela. Riemann geometrisi kullanmak gerekiyor uzayda. Zaten mikrofizikte hiç işlemiyor. Efendim, yani bizim bildiğimiz kavramlar işe yaramaz hale geliyor. Aslında durumu kabaca hülasa edersem şöyledir. Bütün bunları tarihin bilinmesinin neden zor olduğu meselesini izah etmek için anlatıyorum. Ona geleceğim. Yani defaatle söyledim daha önceki konuşmalarımda. Tarih öyle milletin zannettiği gibi basit bir şey dedim, bilinemez de falan diye. Siz bakmayın böyle Ermeni katliamı falan gibi herkesin her şeyi konuştuğuna tarihte, ama neyi biliyorsunuz, ne kadar biliyorsunuz da çok şüpheli. Hatta cansız madde sahasında bu misaller, dikkat ederseniz fizik sahasından veriyorum misalleri. Yani eş zamanlılık basit ölçekte pek problem yaratmıyor gibi gözüküyor. İşte biliyorsunuz verilen meşhur düşünce deneylerini bir tren gidiyormuş da işte efendim trenin baş ucundaki makinist, arka ucundaki bekçi filan, ortasında giden müşahit, dışarıdan bakan adam bunları nasıl görür, eş zamanlı mı görür, farklı mı görür filan diye bir sürü tartışmalar var bir takım benzetmelerle. Aslında hareket söz konusu olduğu zaman eş zamanlılıkta gümlüyor. Tabii çok yavaş hareketler de bu pek de bir şey fark etmiyor. Nitekim biz fiziği kullanırken bugün bile Newton fiziğini, mekaniğini pekala rahatlıkla kullanıyoruz dünya ölçeğinde. Ve relativite fiziğinin daha karışık, belki tensör analizine dayanan matematik hesaplarıyla yapılan, ulaşılan rakamlar, sonuçlar
birazcık farklı olabilir ama bu o kadar küçük bir fark ki hemen hemen hiç mesabesinde. Şimdi misalleri hatırlayamayacağım bununla ilgili misalleri, fakat eğer büyük uzaklıklar söz konusu olursa ve büyük hızlar söz konusu olursa uzay çalışmalarında, astronomide olduğu gibi, o zaman çok büyük farklar oluşmaya başlıyor. Mesela ışık hızının yarısına ulaştığınız zaman diyordu, yarı yarıya fark ediyor ölçme zamanları. Yani işte efendim bir takım saatler kullanıyoruz. Şu kolumda bir saat var. Bu zamanı ölçüyor mekanik olarak kendince. Ama burada ölçtüğümüz şey gerçekte zaman değil. Dünyanın dönüşü de bir zaman ölçüsü. Uzak yıldızlara dayanan bir zaman ölçüsü de var. Sezyum atomu ve benzeri atom saatleri filan da var. Onlar çok daha dakik ve çok az hata yapıyor. Ama her şeye rağmen biz aslında zamanın mahiyetini de bilmiyoruz. Hadi zamanın mahiyetini bilmemekle kalsaydık iyi, ama maddenin ve kuvvetin mahiyetini de bilmediğimizi fark ettik. 19. asrın sonuna gelinceye kadar yani fizikte neredeyse pek de bir problemimiz yoktu. İşte Einstein söz konusu makalesinde almış Demokritus'tan itibaren niye bu adam atomlar teorisini geliştiriyor? İşte suyun buz hali, buhar hali. Bunu da yani parçacık olarak, parçalar olarak, böyle birbirinden müstakil parçalar olarak eşyayı niye izah etmeye çalışıyor Demokritus filan diye. Arkasından işte Maxwell'in, Faraday'ın bu elektromanyetik saha teorilerine falan giriyor. Ha, bu madde öyle pek de parçacık gibi gözükmüyor, bir alan söz konusu. Şimdi efendim elinize bir taş alın. Taşı sicimle bağlayın. Çocukken hepimiz yaptık. Bir ucundan sicimle bağlayın, başlayın çevirmeye. Sizin çekim size bağlı olduğu için taş, sicimle ucundan, elinizin hareketi sebebiyle hareket ettiğiniz zaman eliniz hakikaten o taşı çekmektedir ve o da bir daire çizerek havada dönmektedir, değil mi? Tamam, ama burada arada bir münasebet var, bir sicim var. Taşı sizin elinize bağlayan, doğru mu? Peki yer çekiminde var mı böyle bir vasıta? Yok. Fizikçiler bunu aradılar, esir diye bir şey düşündüler. İşte meşhur Simorley deneyinde ışığı birbirine dik iki ayrı istikamette sevk edip aynalar vasıtasıyla tekrar yansıtarak, acaba dünya şayet bir esirin içinde hareket ediyorsa bu esir ışığın gidişini ne ölçüde etkileyecektir? Bir farklılaşma olacak mı bu? Çünkü dik açılarına gönderiyor. Farklı istikametlere gönderiyor ışığı aynalardan kırarak. Bir fark bulamadılar. Bu Einstein'ın ışığın hızının sabit olduğu fikrini geliştirmesine sebep oldu. Tamam da bu da bir peşin kabuldür yani. Onu ihtar edeyim. Her ne kadar bütün fizikçiler bu konuda müttefik olsalar da ben de bir felsefeci olarak baktığım vakit bunun bir peşin kabul olduğunu söylemek zorundayım. Ama bu kabulü yaptığınız zaman ışık hiçbir şekilde hızını değiştirmiyor diye öncelikli neticelerinden biri esir denen kavramın namevcut olduğunu düşünmek oldu fizikçiler arasında. Yani Güneş'le Dünya arasında veya diğer efendim planetler arasında herhangi bir ortam yok. Bunları birbirine bağlayan, her ne kadar biz fark edemiyor olsak da böyle bir vasat olmalı ki burada dalgalar yayılabilsin diye düşünmüşlerdi. Tamam, ışık yayılıyor da Güneş'ten çıkıyor, Dünya'ya kadar geliyor da nasıl geliyor? İstinad edeceği bir zemin yok yani. Eğer dalga hareket biçiminde geliyorsa, mermi gibi değil de, o zaman böyle bir elektromanyetik field, saha olması lazım, bir vasat olması lazım, bir ortam olması lazım. İşte buna esir demişlerdi böyle hayali olarak geliştirdikleri şeye. Onun da mevcut olmadığını düşündüler. O önemli değil, daha önemli bir neticesi, ışığın hızının böyle sabit olması sebebiyle zaman telakkimizi değiştirmek, fizik telakkimizi değiştirmek zorunda kaldık. İki, ana koldan 20. yüzyılda fizik değişti. Bir yandan kuantum mekaniği, fiziğin bütün, eski fiziğin bütün bilinenlerini şüpheli hale getirdi. Tabii bu şu sayede mümkün oldu. Yani nesneleri tecrübe ederken, maddeyi tecrübe ederken çok hassas, çok incelikli laboratuvarlar geliştirmek, böyle atom bazında bile bir takım ölçmeler yapmayı mümkün kılan
hassas aletler geliştirmek sayesinde o kadar tecamül ettiği için fizik kuantum mekaniğine kadar girebildi. Aksi takdirde giremezdi basit bir atom telakkisiyle, eski devirlerin kaba saba telakkisiyle, ölçme vasıtaları da olmasa zaten giremezdi. Böyle gelişen bir teknolojinin ve anlayışın neticesinde kuantum mekaniği denen şey çıktı ortaya. Diğer yandan da relativite teorisini geliştirdi 1905'te. Önce özel relativite, sonra genel relativite Einstein efendi. Ve böylece zaman kavramı da, madde kavramı da değişti. Peki madde nedir? Aslında bilmiyoruz. Ben bir tarihte, bu insanın yeryüzü macerasında tarih nedir diye bir bölüm var. Orada tarih nedir? El cevap bilinmiyor diye yazmıştım yani. Bir 25 yıldır tarih hocalığı yapan, işte tarih profesör olmuş bir adamın da bu kadar tecrübeden sonra hala tarih hakkında bir şey bilmiyoruz demesi biraz tuhaf gelebilir size ama aslında vaziyet böyledir. Bir tarih felsefesi geliştirmeden tarihin ne olduğu hakkında fikir bile edinemez hiç kimse falan demeye getirmiştim. Uzun uzun da izah etmiştim. Her neyse ama basit madde alanında da böyle hatta bugün. Yani benim varlığın anlamının bir ön sözü var. Üçüncü baskıya bir ön söz yazdım. Dedim ki orada biz aslında ancak 20. yüzyılda ve hatta neredeyse şimdi daha yeni tabiatın alfabesini deşifre etmeye başladık. Yani bu alfabe benzetmesini de Coleridge'den almıştım. Coleridge diye bir İngiliz şairden işte hikayeyi kısaca nakledeyim. Afrika'ya bir misyoner gitmiş. Elinde kutsal kitap. Artık Fransızca mı, İngilizce mi, her neyse. Tabii propaganda yapıyor. Hristiyanlaştırıyor Afrikalı zencileri. Şimdi Afrikalı bu aşıyı merak ediyor. Acaba bu kitapta ne yazıyor? Bu adam hararetle anlatıyor. İnsan kaderi üzerine önemli şeyler var burada. İnançlar, minançlar değil mi? Okumak lazım da okuma yazma bilmiyor. O dili de bilmiyor. Kitabı alsın, karıştırsın. Ne kadar zeki olursa olsun o vahşi ve serazat zekası nereye kadar mesafe kat edecek diyor Coleridge. Yani kitabı alır, bakar paragraflar var işte, sonra bakar 20-30 tane işaret var, hep tekrarlanıyor. Bir takım nokta, virgül falan da koyarsak hadi 40-50 tane işaret var. Bunlar durmadan tekrarlanıyor. Bunları sayar, tasnif eder, ayırır. Tamam bunlar tekrarlanıyor ama kelimelerini bile okuması mümkün değil. Dili de bilmesi lazım. Birisi o kitabın ruhunu ona açmadıkça, dilini öğretmedikçe, okuma yazma öğretmedikçe bu kitaptan daha fazla bir şey anlaması mümkün mü? Kendi başına okuma yazma bilmeyen, yardım görmeyen bir efendim Afrikalı yerlinin. Tabii ki mümkün değil. Tabiat ilmimiz de aynen buna benziyor demişti Coleridge. Nesneleri say, sınıflandır, tasnif et, katalogla ve orada dur. Gününe vakıf olamıyoruz, dilini anlamıyoruz çünkü. Dilini anlayamadığımız bir kitabı okumaya çalışmak gibi. Ben birkaç yabancı dil biliyorum ama mesela Rusça da az buçuk bilirim. Efendim fakat o Kiril alfabesinde zorluklarım var. Ne zaman televizyon seyretsem bakıyorum o Kiril alfabelerin yarısını okuyacağım derken hop yazı değişiyor. Okumak zorluğu var çünkü farklı bir alfabe. Kelimeyi bilsek bile kaçırıyoruz okuyamadığımız için. Veya geçen gün işte arkadaşımla bakıyorduk bir kitaba. Yanlış okuduk ismini değil mi? Pamyatlık midir nedir? Efendim, yani dilini bilmezseniz, alfabesini bilmezseniz nasıl okuyabilirsiniz bir kitabı? Farklı bir alfabeyle yazılmıştır üstelik de. Bunun gibi bir şey tabiat ilmimizde. Daha maddenin ne olduğunu bilmiyoruz. Da zamanın ne olduğunu bilmiyoruz. Mekanın ne olduğunu bilmiyoruz. Bunlar eskiden bilinen şeylerdi. Newton'un kafasında bir mutlak mekan vardı. Bir de mutlak zaman vardı. Gerçi onun da çalışmaları karışıktır ya. Yani geçen gün ben okuyorum. Richard Feynman'ın mı yoksa Penrose'un mu kitaplarından birinde okudum bir fizikçilerden. Yani şimdi bu yer çekimini izah ediyor adam uzun uzadı. Yani şimdi bu yer çekimi nasıl oluyor kardeşim? Güneş dünyayı çekiyormuş. Nasıl çeker ya? Buna uzaktan etkiliyorlar. Action at a distance. Yani arada bir bağ yok. Demin verdiğim misalde olduğu gibi. Taşı bağlayıp sicimle çevirebilirsiniz, döndürebilirsiniz ama burada sizin çekiminiz var ve bağlı olduğu için çekiyorsunuz. Halbuki burada bir bağ falan yok. Esir gibi bir vasat da yok. Herhangi bir şekilde temas etmiyor bu nesneler birbirine. Nasıl oluyor da birbirini çekiyor? Yani orada adam hatta şu benzetmeyi yapıyor. Fizik yazarı yani. Meşhur bir fizikçi bu.
benim gibi şüpheci filozof değil. O bakımdan yani sözünde ciddi almak lazım benzetmesini. Yani melekler kanatlarıyla yeryüzünü güneşe doğru, güneşin etrafında dönsün diye devamlı surette içiyorlar mı falan diyor. Bir takım görmediğimiz melekler var, kanatlarıyla dünyayı güneşin etrafında dönecek şekilde yönlendiriyorlar falan. Çünkü arada bir bağ yok. Yer çekimi falan diyorsunuz ama. Bunu da bir yerden almış olabilir mi? Bilemeyeceğim. Ben bir ya Penrose'un ya Feynman'ın bir kitabında okudum bunu. Şimdi artık dediğim gibi yaşlılarımdan dolayı hafızam mazur görün. Gençken okuduğum şeyler hatırımda kalabiliyor da sonradan okuduklarımı hatırlayamıyorum bazen. Fakat adam bu misali veriyor. Diyor ki yani melekler kanatlarıyla itiyor demekle işte aradaki mesafenin karekökü, yarı çapının karekökü bilmem nesi kadar çeker falan demek onun matematik hesabına bağlamak Newton'un yaptığı gibi ve bunu bir gerçek bir çekim varmış gibi izah etmek arasında hiçbir fark yok. İkisi de eşit derecede saçma. Veya ikisi de eşit derecede geçer. İkisi de mantıklı görünüyor. Yani ne farkı var falan diyordu. Şimdi baktım bu son okuduğum genel relativite teorisinde Einstein farklı bir şey daha söylüyor. Yer çekimi diye bir şey yok diyor. Fakat nesneler hızlanırsa şayet hareket eden nesneler, o hızdan dolayı tıpkı o şeyde elimizde çevirdiğimiz nesne durum. Hızlanan nesnelerin arasındaki irtibat bu diyor. Güzel de bunlar arasında gene de bir bağ yok yani. Bu zat işte elektromanyetik sahayla ilgili bir takım matematik formülleri yapmakla yani biz biliyoruz ki işte mesela kehribarı saçımıza sürsek veya bir mıknatısı alsak elimize temas etmediği halde, arada bir vasıta bulunmadığı halde elektromanyetik güçlerle bazı nesneleri çekiyor kendisine değil mi? Öyle bir çekim gücü var. Bu çekim gücünü bir takım matematiksel efendim topolojik saha field diyorlar İngilizce'de. Türkçe'de ne diyorlar matematikçiler bilemeyeceğim. Denklemleriyle izah etmişler. Tamam. Tamam da bu denklemlerin böyle var olması ve hadiseyi izah etmesi gerçekten böyle bir çekim olduğunu falan ispatlamıyor. Netice olarak bu bilhassa relativite teorisinden sonra hele büyük hızlar söz konusu olunca mesela diyelim ki işte Jüpiter'in ayları zaman zaman ne derler ay tutulması oluyor. Bakıyorsunuz buradan işte Jüpiter'in ayı tutuldu, işte aradan şu kadar zaman geçti, bir daha tutuldu falan bir takım hesaplar. Buna göre artık nasıl hesapladıklarına da pek aklım ermiyor ama mesafeleri falan bir takım şeyleri hesaplıyorlar astronomlar. İyi güzel ama siz bütün bunları yani ilimden ziyade biraz vehim gibi geliyor bana hakikaten. Bir takım peşin kabullere dayanarak olmayan şeyleri varmış gibi farz ederek sadece hesaplanabilir olmasından aradaki münasebetlerin ve düzenlilikten hareketle tekrarlanabilir olmasından hareketle mutlak gerçekmiş gibi konumlandırıyorsunuz ve öyle ifade ediyorsunuz. Yani bilimsel hakikatlerden şüphe edilemez diye. İyi ama netice olarak siz bu mesafeleri böyle Jüpiter gibi veya başka yıldızların daha uzak yıldızların mesafeleri gibi ışık hızının veya ışık hızına yakın hızların söz konusu olduğu böyle relativite mekaniğine göre hesaplamaya kalktığınız zaman Riemann geometrisine göre falan o zaman eş zamanlılık diye bir şeyden söz edemiyorsunuz. Size göre aynı hadiseyi müşahede ediyorsunuz. Siz buradasınız, öbür adam Jüpiter'de. Anında haberleşebildiğinizi varsayalım. Yani bu düşünce deney olarak. Siz bu hadiseyi şimdi oluyor görürken öbür adama göre bu geçmişte kaldı. Daha uzak başka bir yerdeki bir adama göre de henüz olmadı. Hızla ilgili ve süratli hareket eden nesnelerle ilgili bir şey bu. Bunun zaten karışık olan izahlarına girmeyeceğim. Fakat şu kadarını söyleyeyim. Biz mekteplerde çok yalan yanlış şeyler öğreniyoruz. Bilhassa entelektüeller, yani alim değil, filozof değil, sanatkar değil, ne entelektüel işte okumuş bir şeyleri anlamaya çalışıyor bu adamların yazdıklarını. Güzel ama
çok peşin kabullere dayalı ve mektep otoritesiyle, öğretmen otoritesiyle, artık medeniyetin telkinleriyle, kültürün şartlandırmasıyla vesaire vesaire gibi sebeplerle her şeyi bilebileceğimizi ve kesin, bazı bilgilerimizin de kesin olduğunu varsayıyoruz. Ve ona göre konuşuyoruz. Ben Whitehead'in The Aims of Education, Eğitimin Gayeleri isimli kitabında okudum sanıyordum yıllar önce. Sonra kitabı epeyce bir karıştırdım ama Allah Allah, orada okumamışım. Ben bunu nerede okudum? Ben mi yanılıyorum? Yani kendim mi uydurdum falan diye şüphe ettim. Bir arkadaşa söylemiştim. Bir tarihçi arkadaşa da epeyce şaşırmıştı. Yani biz ne biliyoruz? Demin de verdim örneği. İşte 100 bin kilometre hızla dünya yörüngesinde gidiyormuş. Dünya güneşin etrafında dönüyor. Eskiden orta çağlarda güneş dünyanın etrafında dönerdi. Diğer seyyarelerde. Uzak yıldızlarda, konumları pek az değişen yıldızlarda sabit yıldızlardı. Yani gökyüzünün kandilleriydi. Kur'an-ı Kerim'de bile gökyüzünün kandilleri diye geçer. Yani dünya kainatın merkeziydi ve insan da en önemli yaratıktı. Tamam. Kopernikus'tan ve Galileo'dan sonra bunlar değişti. Ptolemy astronomisine göre böyledir. Dünya merkezdedir ama uzun bir mesele bilim tarihi tabii. Kopernik'ten ve Galileo'dan sonra bunlar değişti. Ta relativite fiziğine kadar, Einstein'a kadar bütün fizikçilerin astronomdan söylediği şey nedir? Hayır efendim, ne münasebet, o yanlıştı. Eskiler bilmiyorlardı. İlim gelişmemişti. O yüzden bazıları hayal etmişse de ilk çağlardan beri dünyanın dönüşüyle ilgili bir şeyler ispatlanamamıştı. İşte anlaşılamamıştı. Şuydu buydu. Ve yanlış bir telakkiydi Orta Çağ'ın bu telakkisi. Dünya sabit değildir. Dünya güneşin etrafında dönmektedir. Mektep kitaplarında da böyle yazıyor. Şimdi biz buna kesin olarak inanıyoruz. 2 kere 2 4'tür dediğimiz gibi. Gerçek böyle mi? Tamam, ben Aims of Education'da bulamadım ama geçenlerde tesadüf etsene şu relativite teorisini bir daha okuyayım diye Russell'ın relativite hakkında bir şeyini okuyordum. Orada baktım ki meğer Russell'da okumuşum ve unutmuşum. Russell'da Whitehead'in arkadaşı olduğu için beraber matematik kitabı yazmışlardı. Aklımda Whitehead diye kalmış. Aslında diyor ki, şimdi bu relativite fiziğinden sonra güneş dünyanın etrafında dönüyor demekle dünya güneşin etrafında dönüyor demek arasında zerre kadar fark yok. İkisi aynı kapıya çıkar. Referans çerçevesi olarak dünyayı alırsanız güneş dönüyor olur, güneş alırsanız, çünkü burada artık bunlar izafi relativite fiziğinden sonra. Yani şeyler değişiyor. Hareketli nesneler söz konusu olunca sabit bir referans bulamıyorsun. Çünkü kainatın hiçbir yerinde durağan bir nesne yok. Bugünkü fizik ve astronomi telaksine göre. Hepsi birden hareket ediyor. Hem de muazzam süratlerle. Yani bizim böyle hareketsiz durduğumuzu sandığımız anda merminin bile, roketin bile kat be kat daha fevkinde bir muazzam hızlarla hareket ediyoruz. Bir kere düşünün, 1600 kilometre kendi çevremizdeki dönüşümüz. 100 bin kilometre saatte. Güneşin etrafında 250 saniyede kilometre diyor artık. 1 milyon kilometreye yaklaşıyor saatte. Efendim, 1 milyon kilometre hızla güneş de dönüyor. Fır 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 dönüyoruz yani. Hepsini bizden, bizi etkilediği de açık. Peki, bu kadar büyük hızlar söz konusu olunca biz artık eş zamanlıktan bahsedemiyorsak, önceden bahsedemiyorsak, sonradan bahsedemiyorsak, basit bir şey ama ne öncedir ne sonradır karar veremeyeceksek yahut önce ve sonra gibi kavramlar bile izafi hale gelecekse, o zaman biz bu tarih olayları nasıl tarihlendireceğiz? Yani kendi içinde bulunduğumuz dünyanın şartları içinde, efendim, Fatih bundan 1453 1453 rakamı farklı oldu. 500 yıl diyelim. 500 yıl önce 1453'te bundan yaklaşık 500 yıl önce İstanbul'u fethetmekteydi. Doğru mu? 600 sene. Eğer biz 600 sene ışığın benim verdiğim misalde olduğu gibi 600 sene sonra ancak erişebileceği bir uzaklıktan baksak ve o kadar müşahede kabiliyetimiz de olsa, o zaman İstanbul'un fethi şu anda oluyor gibi görecektik.
Onun mu görüşü doğru yoksa içinde yaşayan bizlerin mi görüşü doğru, karar veremiyoruz. Problem bu. Relativizde her ikisi de eşit derecede doğru. Dünyaya göre. Bizimki doğru, oraya göre orası doğru. Başka bir müşahitede göre de henüz daha olmadı bile o. Çünkü oraya gitmedi ışık henüz. Ulaşmadı yani. Gelecekte olacak. Yani bu uzak mesafeler için böyle olduğu gibi bazen hatta dünya şartlarında da öncelik, sonralık, eş zamanlılık mesela bir trenin içinde hareket eden insanlar şart ekstresinde olduğu gibi Agatha Christie'nin orada bir cinayet olduğunu varsayalım. Adama miras kalacak bilmem ne. Haydi bakalım. Orada bile problemli hale gelebiliyor. İşte çok açık ve çok kesin olarak bildiğimizi zannettiğimiz şeyler bile şüpheli bakın. Yani dünya güneşin etrafında dönüyor demişiz. Ne zamana kadar? Relativite fiziğine kadar. Şimdi valla bu da bir laf. Hesaplanabilirlik açısından iki aynı sonuçları veriyor. Sadece hesaplanabilirlik şeklinde bir ölçek var elimizde zaten. Gerçeğe şehadet etmek açısından yani herhangi bir şeyin hakikatini ifade etmek bakımından sadece bir takım alanlar, mesafeler, hesaplanabilirlikler, matematik formüllerine dökülebilir bir takım objektif nesneler var. İyi ama bunlar arasında gerçek bir bağ var mı? Orası şüpheli. Ha meleklerin kanadı itiyor olmuş olsun dünyayı, ha arada bir sicim olmuş olsun, yok böyle bir şey de. Yani bir şey de yok diyorsunuz şimdi, esir de yok diyorsunuz, herhangi bir manyetik alan da yok diyorsunuz. Her nasıl oluyorsa bir takım peşin kabullere dayanarak ve hesaplanabilirlik, tekrarlanabilirlik, test edilebilirlik gibi özelliklerine dayanarak gerçek olduklarını kabul ediyorsunuz. Fiziki realitenin. Şimdi bu gerçekliğin bir ölçüsüdür. Ve avantajları var. Bir kere objektiftir. Yani herkes aynı uzunluk birimleri, aynı ağırlık birimleri, aynı ölçme birimleri üzerinde anlaşmış olunca herkes ölçülebilir nesneler olduğu için, ölçüye sığar nesneler olduğu için herkes bu konuda hemfikir olabilmektedir. Bilim adamları oturuyorlar, kendi aralarında yapıyorlar, hesaplarını, kitaplarını, tamam kardeşim bu böyledir, kesindir diyorlar. Şimdi burada ihtilaf olmuyor. Objektif. Matematik formüllerine dökülebilmesi sebebiyle. Fakat buradaki ölçmenin de gerçek bir ölçme olmadığını hatırlatayım. Yani ne zamanı ölçerken ne mekanı ölçerken. Bakın efendim şimdi biz şayet şu anda sabit bir hızla, sabit bir evrilmeyle diyeyim, her an bin misli büyüyor olsaydık bütün kainatta, bütün nesnelerde bizimle birlikte bin misli büyüyor olsaydı sabit bir hızla, durmadan büyüdüğümüz halde, diyorlar ya Big Bang tarihinde kainat durmadan genişliyor falan, balon gibi şişiyor falan başlangıçtan beri. Böyle bir şey olduğu takdirde biz bu büyümenin farkına varmayacaktık. Veya küçülme olsaydı, eğer hızlanma yoksa, ivme yoksa yani, sabit bir hızla ve sabit bir tempoda, istikrarlı olarak büyüme veya küçülme hadisesi olsa, nesneleri biz kendi ölçeğimizle görüyoruz sadece. Yani bakıyoruz işte mikroplar bizden küçüktü, tamam. Tavşana göre insan büyük bir hayvan ama file göre küçük kalıyor tabii. Tavşanla fil münakaşa etse insanın ebadı hakkında biri büyük diyecek, biri küçük diyecek. Doğru ama biz nesnelerin kendi aralarındaki oranlarından bahsediyoruz sadece. Yoksa metre dediğimiz şey, arşın dediğimiz şey veya zira dediğimiz şey, bu ölçme usulleri, onlar da sanıldığı gibi mutlak değerler ifade etmiyor. Buradaki tek mesele bunların, bu ölçüler ve prensipler üzerinde anlaşılmış olması ve bunların oranları, nispetleri birbirleriyle bir takım koordinatlara veya hesaplama sistemlerine bağlı olarak hesaplanabilir ve test edilebilir olması. Bu da tabii objektif olmak gibi bir avantaj getiriyor. Hesaplanabilirlik gibi bir avantaj getiriyor. Tekrarlanabilirlik gibi bir avantaj getiriyor ki bunları insani meselelerde hatta canlılar söz konusu olduğu andan itibaren bir daha göremezsiniz. Biyolojiden itibaren bu vasıfları göremezsiniz. Çünkü o sabit bir şey değildir artık. Maddi dünyada olduğu gibi. Ve mukavemet eder. İnsanlara bir şey anlatmaya çalışın.
Eğer yakınınızsa, arkadaşınızsa sizi kolayca anlıyor, fikirlerinizden kolayca ikna olabiliyorlar. Eğer kazara aranızda bir zıtlaşma varsa, siyasi görüş, ideoloji falan filan, kimse la dediğine lo demez, nuh der, nebi demez, asla ikna olmaz. Edemezsiniz ikna. Hiçbir insani meselede. Çünkü mukavemet ediyor. Başka sebepleri var onun. Psikolojik sebepleri de var, başka sebepleri de var, ideolojik. Ama insan veya herhangi bir canlı mukavemet eder. Onun kendi iradesi var. Cansız değil ki. Sizin elinizin altında ben şimdi bu teybi efendim istersen fırlatır atarım. Niye beni atıyorsun diyemez. Mukavemet de demez. Kedi yatmaya kalkın bakalım ne oluyor. Değil mi yani? Şimdi demek oluyor ki realiteleri tamamen farklı canlı dünyayla cansız dünyanın. Ve bizim zekamız cansız dünyada bile yeterli değil. 20. yüzyılda bunu anladık. Ve varlığın anlamına girerken söylediğim gibi o ön sözde daha ilmin alfabesini yeni deşifre etmeye başladık. O kitap geçmiş elimize bir mukaddes kitap. Şimdi Tanrı'nın kutsal kitapları sadece Kur'an-ı Kerim, Tevrat falan değil. Tabiat kitabı da kutsal bir kitaptır. Gönül kitabı da kutsal bir kitaptır. Yani onun için ona da kutsal demekle hiçbir beis yok. Tabiatın kutsal kitabını okumaya kalkıştığımız zaman bakıyoruz ki bilmediğimiz bir dille yazılmış. Alfabesini de bilmiyoruz. Sadece tasnif edebiliyoruz. Aradaki işte efendim tasnifleri, mukayeseleri birbiriyle izafi olarak, nisbi olarak nisbetlerini, oranlarını ölçmeyi, karşılaştırmayı falan beceriyoruz. Bu yapabildiklerimiz bizim için o kadar ikna edici ki objektif ve hesaplanabilir, ispatlanabilir, tekrarlanabilir, test edilebilir olmak vasıfları sayesinde bunları mutlak hakikat gibi farz ediyoruz. Bu da insan zekasının sapıtmalarından birinde. İşte yeteri kadar felsefe bilmemenin sonuçları. Zaten felsefe boş laftır ama hiç olmazsa nasıl düşüneceğinizi, neye güvenileceğinizi, neye güvenilemeyeceğini bilmek bakımından öyle fazla saf dil olmanıza mani olur. Bilim adamı filozofa göre biraz saf dil kalıyor. Kolayca bunun gerçekliğin tamamıymış gibi konuşulduğunu görüyoruz. Tabii bu derinliğine tartışıldığı vakit asla böyle değil. Ama işte Leymen'e hitap eden kitaplar, mektep kitaplar böyle bir intiba verebiliyor maalesef. Ve entelektüeller de böyle tartışıyorlar. Baktığınız zaman adam kuvvetli yazar dediğim gibi ve ne dediğini de biliyor. Yani sadece hesap yaparken değil. Anlamlı da konuşuyor. Anlamlı da konuşuyor yani. Evet, fizik felsefesi yaparken anlamlı konuşuyor adam ve ikna edici. Yani şimdi Türkçe öyle olmayabilir ama zaten onun Türkçesi de yok ya. Neyse. Bunu çok uzattım. Şuraya geleceğim. Biz bu tabiat kitabının, bu kutsal kitabının alfabesinden birkaçını, yani 30 tane mi, 40 tane mi, 100 tane mi karakteri var bilmiyoruz. Kaç harften mürekkeptir. Biliyorsunuz her dilin farklı sesleri var. Mesela beni dinleyenler Erzurumlu olduğuma hükmediyorlar. Hiç Erzurum şivesi konuşmadığım halde A ve E seslerinin Erzurumlarınkine benzemesinden dolayı. Bu Karabaklarda da aynı o Azeri lehçesi tabii. Benzetiyor adam bunun A'yı, E'yi söyleyişi, kelimelerde kitap deyişi, bilmem ne deyişi Erzurumlarınkine benziyor diyor. Hiç de bir benzer tarafı yok ama insan kulağı o kadar hassas ki o uzaktan andırışı bile hissediyor. Hayret edecek bir şey. Ben hissedemem de. Bazı insanlar söylüyorlar, Erzurumlu musunuz diyorlar bana sık sık, Sivaslı olduğum halde. E neyse. Yani mesela İngilizce'deki A farklı, A ile O arasında bir ses. Biz o sesi çıkaramıyoruz. Arapça'da başka sesler var falan. Bunları harflere döktüğünüz zaman her dilin kendi alfabesi, kendi karakteri, kendi harfleri var. Her neyse. Tabiat kitabının da biz sadece birkaç harfini okuyabildik. Artık kaç yüz bin harfi var onu bilmem ama 5-10 tanesini okuduk işte. Genetikte 4 tane harf okuduk. Bir yeni teşkil eden 4 tane organik kimya molekülünü keşfettik. Muazzam neticeler doğurdu. İnsan klonlamaya kadar geldik yani bugün. Dikkat ediyorsanız hayvan klonlama zaten
vakayı adiye oldu da. O da tek başına yetmiyormuş genetik olarak. Başka ama yani biyolojik savaş için kullanılan çeşitli organizmalardan tutun da yani farklı türleri dahi. Çünkü genetikte anlaşıldı ki bütün canlılar aynı genetik elemanlarla, aynı genetikte şifreyle çalışıyor. Yani orada bir kromozomun içinde genleri teşkil eden 4 tane parça var. İşte her birine bir rakam vermişler. Onları diziyorlar biliyorsunuz genetik şifreleri. İster bitki olsun, ister hayvan olsun, ister insan olsun bunlar hep aynı unsurlardan ama dizilişi farklı, büyüklüğü farklı, şifresi farklı. Şifresi farklı ama alfabe aynı. Alfabe aynı olunca oradaki geni alıyor, diyelim tütünden alıyor geni, domuzu aşılıyor. Ya biri bitki, biri hayvan. Ben bundan 20 seneyi geçti. Hatırlıyorum, yazmıştım çünkü bir makalede teknoloji üzerine. Adamlar Time'da neşretmişlerdi. Fotoğrafı da vardı. Adamlar ne o parlayan hayvan cırcır böceği midir nedir bir şey var. Ateş böceği. Ateş böceğindeki o parıntı yapan veya canlılardaki bazı parlayan genleri almışlar. Tütüne eklemişler. Tütüne aşılamışlar. Tarlada bir tütün yaprağı var. Geceleri fosfor gibi parlıyor kardeşim. Yani şimdi şaşırmıştım ve yazmıştım da bunu. Bu artık çok da farklı türler biliyorsunuz. Tütün nerede, hayvan nerede yani. Ama şey müşterek olunca genler oradaki özelliği alıyor. Buna kes, makas ekliyor, yakıştırıyor. Bu yani. Hayvan gibi valla yani öyle bir tütün yaprağı vardı ve parlıyordu. Yani orada renkli bir fotoğrafı da vardı. 20 yıl önceki tarihte. Böyle bayağı parlıyor. Bütün halinde parlıyordu. Efendim yani tütün yaprağı böyle boydan boya renklenmişti orada. Işıntılı bir şekilde. Demek istediğim sadece birkaç harfini deşifre etmek bile muazzam imkanlar sağladı. Ben teknolojinin büyüklüğünü inkar etmek veya küçümsemek maksadıyla söylemiyorum bunları. Ama vaziyet tespiti bakımından hakikaten işin başındayız. Elbette geçmiş zamanların birikimi sayesinde bu da mümkün oldu. Bu geçmiş zamanların birikimini de inkar etmiyoruz. O Demokritus'un saçma sapan atom nazariyesi olmasaydı Lucretius'un, Demokritus'un filan çok safiyane, saftilane, sırf mantık yürüterek ulaşılmış bir takım faraziyeler olmasaydı belki bugünkü kuantum mekaniğine kadar gelmezdik. Bir insan düşüne düşüne, geliştire geliştire bir, yani taş üstüne koyarak bir binayı örmüş diyelim. Netice olarak geçmiş yüzyılların insan emeğinin, geçmiş medeniyetin birikimi sayesinde, kültürel birikim sayesinde elbette bu mümkün oldu. Bunların her birinin kendine göre müsbet veya menfi istikamette bir rolü var bu gelişmelerde. Velakin bu böyle olmakla beraber şöyle arz edeyim, Bertrand Russell'ın cümleleriyle arz edeyim. Bu Relativity'nin alfabesi kitabını şöyle bitiriyordu hatırımda kaldığına göre. Şayanı hayrettir ki çok fazla şey bildiğimiz halde hemen hemen hiçbir şey bilmiyoruz. Yani Türkçe bir tercümesi var bu kitabın. Bakabilirsiniz. Daha da şaşırtıcı olanı şu ki bu kadar az bilgimize rağmen bu kadar büyük başarılar gösterdik diyordu. Yani o relativite baksın öyle sonlanmıştı. Hakikaten öyledir yani. Aslında alfabesini yeni deşifre ettik tabii kitabın. Hatta birkaç harfini sadece. İşte kuantum mekaniğinde biraz gelişme, işte efendim relativite teorisinde biraz gelişme. Eski fizikçilerle falan kıyaslayınca her şeyin değişmiş olduğunu görüyorsunuz. Tamam ama yani onun yer çekimi dediğine bu hızlanmadan gelen ivmenin baskısı diyor. Bilmem öbürü başka bir şey diyor. Tamam ama bu tasavvurlar henüz tıpkı bir kitabın, bilmediğimiz bir kitabın bilmediğimiz dilde yazılmış alfabesinin 3-5 harfini çözmek gibi, tanımak gibi bir şey. Bu kadarı bile bize muazzam ufuklar açtı. Yani bugün artık bir uzay yarışından bahsediliyor. Biliyor musunuz? Isaac Asimov diye bir çatlak vardır. Bilim kurgu yazarıydı bu herif. İnternette var. Isaac Asimov yazarsanız bulabilirsiniz. Bana oğlum göstermişti. Orada konuşuyor.
Bir dünya devleti kurmak lazım diyor. Yeter bıktık bu milletlerin birbiriyle savaşmasından diyor. Bu dünya devleti kurmak için de vaktiyle işte koloniler arasında, Amerikan eyaletler arasında böyle problemler vardı. Bunu biz bir kere başardık. Gene başarabiliriz. İnsanlığa bir ortak hedef koymak lazım. Ve insanlığın başa çıkamayacağı kadar, tek başına başa çıkamayacağı kadar da büyük bir hedef koymak lazım. Bu ne olabilir? İşte uzay yarışı olabilir falan diyordu. Dinlerseniz tuhaf tuhaf şeyler anlatıyor. Hakikaten uzay yarışı derseniz işte her memlekette, her ülkede kendine, kendi payına düşen, çünkü hiçbirinin ekonomik gücü yetmeyecek tek başına. Şimdi Rusya ile Amerika işbirliği yapıyorlar biliyorsunuz son zamanlarda. Her bir de kendi hissesine düşen parçalarla uğraşsın. Şurasını sen yap, burasını ben yapayım. Sen organizasyonunu yap, sen şutunu yap, sen busunu yap. İnsanlar bu kadar ağır bir yükün altına girince mecburen işbirliği yapacaklar falan gibi bir, bu da bir dünya devleti kurulmasına yardımcı olabilir falan gibi bir telakkisi var adamın. Yani tarihte her türlü saçmalık görüldüğü için bunun da mümkün olmadığını söyleyemeyeceğim. Aslında o çoktan öldü zannediyorum ama orada var yani, vaktiyle yaptığı bir konuşma internete koymuşlar. Demek istediğim, bildiğimiz şeyler zaten şüpheli. Hatta madde alanında bile. Canlı nesnelere geldiğimiz vakit işlerin değiştiğini görüyoruz. Bu artık cansız maddede nispi bir durağanlık ve istikrar var. Bunda o yok. Bu durmadan gelişiyor, büyüyor, ölüyor, yaşlanıyor, ihtiyarlıyor falan. Yani canlı madde farklı. Tabiatı farklı. Ve siz onu tahrip bile etseniz o dışarıdan aldığı malzemeyle kendisini onarıyor, devamlı kendi vücudunu yeniliyor, mukavemet ediyor, bir müddet zamana direniyor yani. Geçenlerde Samuel Alexander'ın kitabına şöyle bir daha baktım yeniden. Space, Time and Date diye bir kitabı vardır. İşte bu relativite ve kuantum mekaniğinden hareketle çağdaş bir metafizik geliştirmeye çalışan bir İngiliz filozof bu. 1920'lerde neşretmişim kitabı. Baktığınız zaman tabi burada şeyi görüyorsunuz, Samuel Alexander'ın bu şeyini okurken kendi kafamda şu tenkidi de yaptım. Yani adam İngiliz, İngiliz kültürünün etkisiyle işte her şeyde bir evrim görmek istiyor. Uza da görüyor falan diye. Tabiatta da bir evrim görüyor adam. Diyor ki bakın cansız madde var. Ondan sonra kendisini tekrarlayan, üreten, üreyen canlı maddeye geçiyor. Bir üst seviyeye. Yani kainatta böyle bir evolüsyon var. Sonra bunun üzerine hayvani şuur geliyor. Şimdi nebati şuur başka, hayvani şuur başka. Hatta nebati şuur var mıdır yok mudur şüpheli. Bazıları musiki dinlemenin bitkileri müsbet yönde etkilediğini söylüyorlar. Veya başka bir takım faaliyetler. Aslında bana öyle geliyor ki bırakın canlı nesneleri, hatta cansız nesneler arasında bile bizim bilmediğimiz bir iletişim var. Ama bunun adı elektromanyetik sahadır, çekimdir, manyetik çekimdir. Ama başka bir şeydir, bir iletişim var yani. Ve hatta cansız maddede gördüğümüz kadar basit değil. Hatta Bertrand Russell'ın Zihnin Analizi isimli kitabında, İngilizce bir kitapta, geçenlerde internetten indirdim okuyordum. Gördü ki filozoflar her şeyi zihnileştirmeye, akılleştirmeye, akılla çalıştıkları için akıldan ibaret görmeye kainatı temayül ediyorlar. O yüzden işte bizim nefsimiz var, ruhumuz var, her şey onunla ilgili, akılla ilgili falan diye maddi gerçeklikleri önemsemiyorlar. Buna mukabil bilim adamları da fazla materyalist, bugünkü bilim o kadar materyalist değil eski çağlardaki gibi ama bunlar eskide kaldılar. Çağdaş psikologlar falan. Bunlar da fazla materyalist. Maddeyi, katı gerçekliği, %100 güvenilir bir şey sayıyorlar. Zihin dünyasını ise güvenilmez bir şey sayıp maddi gerçekliğe indirgemeye çalışıyorlar. İşte beynin faaliyetlerinden ibarettir insan ruhu falan demeye çalışıyorlar. Beyin de bir maddedir netice itibariyle falan. Bir takım münasebetler nöronlar arasında falan diyorlar. Yani bunlar insanı cansız madde seviyesine indirmeye çalışıyor. Öbürler de cansız nesneleri bile
ya inkar ediyorlar yahut onlar da canlıymış. Fakat gerçek bunların ikisinin arasında bir yerde galiba diyordu. Ne madde, katı madde, cansız madde sandığımız kadar ruhi dünyadan uzak, ne de ruh sandığımız kadar maddi dünyadan uzak gibi bir orta yolda kendine göre fikirlerini savunuyordu. Hasılı kelam, yani biz canlı maddeye geçtiğimiz andan itibaren, işte nebati ruhu bilemiyoruz ama dediğim gibi en azından bir canlı olduğunu ve kendisini ürettiğini biliyoruz. Mukavemet ettiğini zamanı. Ve biz kendine göre bir hayatiyet olduğunu biliyoruz. Onun üzerine hayvani şuur geliyor. Belki nebati şuur yok denecek mesafede ama hayvani şuur. Bakıyorsunuz şimdi arkadaşlar, bir balık besleyebilirsiniz. Akvaryuma koyarsınız, beslersiniz. Hayvan size alıştığı için siz onu yemledikçe sizi fark eder belki. Size bir azıcık bir dikkat gösterir yemleme zamanından yemleme zamanına. Böyle balık kadar alık yaratıklar sizinle arkadaşlık falan yapamazlar. Olsa olsa size şöyle bir bakar geçerler akvaryumun içinde yüzerken. Doğru mu? Ama kediyle arkadaşlık yaparsanız daha gelişmiş bir canlı olduğu için o sevildiğini bilir. Zaman zaman canı sevilmek isteyince kucağınıza çıkar. Daha fazlasını da beklemeyin kediden yani. Birazdan kör yaratıktır. Fakat köpek olursa, at olursa, fil olursa biraz daha zeki yaratıklar bu sefer size ne derler ona, tepki verir. Yani sizin sevginize mukabele eder. Sizinle oynar, sizi bir dereceye kadar anlar. Ama köpeğin gözünde sahibi tanrıdır. Değil mi? Konya'da çobana sormuşlar. Tanrı neye benziyor demişler. Vallahi demiş, bizim Tanrı hakkında söyleyeceğim size, şu koyunlar benim gerçeğimi ne kadar anlayabilirse, bu çoban ne yapıyor işte bizi giderken, bunun dünyasında ne var ne yok, ne kadar fikir sahibi olursa bir koyun çoban hakkında, insan da Tanrı hakkında bu kadar fikir sahibi olabilir diyor. Ne kadar güzel bir örnek ama çok güzel. Ne kadar çok uzak. Yani. Evet. Şimdi diğer taraftan köpek için de baktığınız zaman devamlı başkalarına o kadar aldırış etmiyor yani, insandır benden üstündür falan diye insanı parçalıyor da biliyorsunuz köpek, saldırıyor da yabancı olursa, ama kendi sahibi onun gözünde tanrı gibi belki. Fakat ne kadar uzak dünyası. Benim aklıma şey geldi şimdi. Hayakova'nın bir semantikçi arkadaşım misali, Hayakova bir kitabında diyor ki adam gitmiş Afrika'ya, açmış gazete kağıdını, borsa haberlerini okuyor. Bir sürü rakamdan ibaret, hiçbir şey de yazmıyor. Vahşiler bakmışlar, bakmışlar. Ya bunu bize satar mısın? Ne yapacaksınız? Bu herhalde çok kuvvetli bir göz ilacı. Saatlerdir baktığına göre falan demişler. Şimdi diyor köpek de diyor herhalde şey diyordur. Ya bu efendimin nasıl bir hastalığı var? Ne tuhaf adam. Çok güzel. Tanrı gibi bir şey. Tanrı gibi bir şey. Hakikaten çok güzel, beni besliyor, oynuyor filan. Fakat her gün buna bir hastalık arız oluyor. Oturuyor masaya put gibi, eline bir gazete açıyor, hiç kımıldamadan 3 saat bakıyor. Nedir bunun hastalığı, böyle donuyor put gibi falan. Değil mi? Yani şimdi köpeğin bakış açısıyla baktığınız zaman hakikaten de anlaşılmaz bir şey. Put gibi duruyor adam yani. Kımıldamıyor, konuşmuyor, oynamıyor, hareket etmiyor, yemiyor, içmiyor. Gazete okuyor veya kitap okuyor. Nedir bu hastalık? Anlayamıyor tabii. Bir hastalığı var. Garip bir hastalığı var efendimin diyor. Burada kendi kafasında. Şimdi onu aşamıyor. Şimdi bunu, bu misalleri şunun için verdim. Ben bu varlığın anlamında varlık mertebelerinden bahsederken şuuru da mertebelere ayırmıştım. Maddi şuur hakkında hiçbir fikrimiz yok. Olanlar işte atomdur, kuantum mekaniğidir falan, fizik problemleri gibi düşünülebilir. Elektromanyetik sahalar, uzak denetçi falan gibi şeyler. Onun dışında nebati ruhlarla da pek haberleşemiyoruz. Her ne kadar hanımlar çiçeklerini sulasalar, baksalar, sevgi gösterseler de pek fazla mukabele edemiyor çiçekler onlara. Efendim? Ediyor yani. Kendine göre açıyor, bakımlı olursa bilmem ne yapıyor. Her neyse ama sınırlı iletişim. Hayvanda farklı arz ettiğim gibi.
köpek, at falan gibi şeylere kadar geliyor. İnsan insana iletişime gelince işin içine dil giriyor. İnsanın muazzam bir zeka kapasitesi var hayvana göre. Yani 1500 santimetre küp civarındadır insan beyninin hacmi. İşte 5-600 santimetre küptür. Orangutanın, şempanzenin falan. Yani küçük misli. Hacim olarak dahi. Bize en yakın vücuduyla orantılı olarak beyni büyük hayvanları düşündüğümüz zaman işte fil var, ne bileyim balina var, yunus balığı var falan. Onların da zaten kendi aralarında bir iletişim var. Diğer hayvanların da var ama çok sınırlı sayıda kelime. Köpeğin 3-5 sesten ibaret, bilmem ki kuşun 3-5 sesten ibaret belki ama baktığınız zaman yunuslarda, balinalarda pekala gelişmiş dil görüyorsunuz. Bu dili deşifre etmeye çalışıyor insanlık yıllardır, yani 30 yıldır, 40 yıldır. Hatta yunusların kendi arasındaki iletişime dair bir bilim kurgu romanı da vardır. Arthur Clarke'ın, meraklısı varsa okuyabilir yani. Şimdi efendim, bize yakın yaratıklar tamam, bunlarla daha karşılıklı iletişim fazla olduğu için daha fazla arkadaşlık yapabiliyoruz. Kendi arkadaşlarımız zaten kendi hem cinslerimizle şu anda, bakın ben saatlerdir konuşuyorum, siz her söylediğimi anlıyorsunuz. Böyle put gibi oturduk burada, o köpeğin bakış açısından bakarsak olacak iş değil yani. Ama dille anlaşıyoruz, değil mi? Bu dilin getirdiği imkanları ve sağduyumuzun getirdiği imkanları mübalağa ediyoruz. Bunu söylemek zorundayım. Meseleyi buraya getirmek için bu kadar bir rica sahibim. Yani tıpkı köpekte, atta, filde, balinada olduğu gibi. Ki onların, tabii bazı hayvanların en azından, yunus gibi, balina gibi veya başka bilmediğimiz ezoterik canlılar gibi insandan farklı imkanları var. Mesela nedir o geceleri çıkan yaratığın adı? Yarasa. Yarasa radarla geliyor mesela. Yolunu radarla tayin ediyor. Ses dalgaları yayıyor. Tekrar alıyor. Yönünü geceleyin karanlıkta hiçbir yere çarpmadan hareket edebilmesini buna borçlu. Görmenin mümkün olmadığı imkanlarda, mağaralarda falan. Yahut öyle yaratıklar var ki yılan mesela. Öyle yaratıklar var ki bizim göremediğimiz ışık nevilerini görüyor. Ultraviyoleyi görüyor. Ultraredi görüyor. Yani kızıl ötesi, mor ötesi görüyor. Köpek bizim duyamadığımız sesler duyuyor. Tamam, ama netice olarak baktığımız zaman kabaca 6 hissimiz var. Aslında herkes 5'lüyü der de 6'dır. Onu da söyleyeyim. Çünkü sıcaklık hissi de bir histir. Etrafımızdaki suyu neti hissetmemiz, onun dokunma duygusuyla da öbürleriyle de ilgisi yok. Dokunma duygusuyla akrabadır ama onu görmezden geliyoruz önemsiz diye. Her neyse, farklar mutatis mutandis, farkları mahfuz kalmak kaydıyla. Farkları ihmal edeceğiz, benzerliklerden gideceğiz. Yani ne var? Görme duygumuz var. Ne var? Koklama duygumuz var, dokunma duygumuz var, işitme duygumuz var. Bir tane daha vardı, o neydi? Tat. Tatma duygumuz, lezzet. Sıcaklık da var ya, neyse. Eğer o kadar tepe nota gidersek, başka hayvanlarda da başka cihazlar var. Başka donanımlar var, radardan bilmem neye kadar. Şimdi bu duyu organlarının bize temin ettiği hissedilebilir veriler, datalar, dışarıdan gelen. İşte gözün ışığı ve onun naklettiği bilgileri beyne iletmesi. Kulağın havadaki titreşimleri, sesi beyne iletmesi gibi veya dokunma duygusunun sinirleri vasıtasıyla. Her neyse, bu duyu organları vasıtasıyla beynimiz her ne kadar doğrudan doğruya dış realiteyi paylaşmıyorsa da kafatası içinde mahpus beynimiz, biliyorsunuz. Hatta ben şu benzetmeyi de yapmıştım varlığın anlamında. Tıpkı Eflatun'un mağara sembolünde olduğu gibi, mağarada insanları bağlamışlar, hareket edemiyorlar. Mağaranın kapısından gelen aydınları, gölgeleri görebiliyorlar ancak. Bizim dünya hakkındaki fikrimiz bu kadardır. Mağaranın dışına çıkmadıkça gerçek iddialar dünyasını bilemeyiz. O gölgelere bakarak gerçeklik hakkında hüküm veriyoruz falan diyordu, biliyorsunuz. İnsan beyni de öyle. Çünkü
dışarıdan mağaranın kapısı olduğunu varsayın kulağın, gözün. O dışarıdan gelen ışık netice olarak doğrudan doğruya temasla, ruhun veya beynin doğrudan doğruya temasıyla oluşan bir intiba değil. Birebir. Bu önemli. Her ne kadar sinirlerde dokunma duygusunda mesela, ki en güvenli duygumuz bu sebeple. Görmeden de, işitmeden de diğer duygulardan da daha fazla güvendiğimiz duygular var. Dokunma, tatma gibi. Şimdi dokunma duygusunun sinirlerini, parmağımın ucundaki sinirlerde nihayet beynin uzantısı sayabilirsiniz. Uzamış oraya kadar bir sinir ucuyla falan gibi. Tamam ama öyle bile olsa, hatta dokunma duygusunda bile realite ile temasımız sinirlerden beyne ulaşıncaya kadar. Veya ışık ışınları işte göz sinirlerinde yine aynı şekilde. Kulakta aynı şekilde. Bir takım elektroşimik değişimlerden geçerek, transformasyonlardan geçerek, yani mesela parmağımla beynim arasında yaklaşık 70-80 santim bir mesafe var. 70-80 santimi kat ederken sinir uçlarından beynime kadar bir takım elektroşimik, yani elektriki ve kimyevi maddelerin bilgi alışverişi şeklinde, işte şuradan potasyum oluyor, buradan bilmem ne kadar veriyor filan gibi nöro, bir sürü transformasyondan geçerek beyne ulaşıyor. Bütün bu transformasyonlardan sonra da artık Allah öyle yaratmış, beyin de onları dikkat alarak dış dünya hakkında kararlar veriyor, tasavvurlar geliştiriyor. Yani tıpkı mağaradan akseden ışık ve gölge gibi Eflatun. Bu benzetmeyi yapmıştım ben. Beyin de kafatası içinde hapsedilmiştir. Tıpkı mağarada oturan insan gibi. İdealar teorisindeki gibi. Devlettedir malum o mağara sembolü. Ve biliyorsunuz o mağara sembolüdür ki zaten neredeyse felsefeyi başlatmıştır. Ve gerçekliği idealist felsefeciler, materyalist felsefeciler nezdinde tartışılır hale getirmiş. 2500 senedir de devam ediyor. Whitehead'in sözüydü, geçenlerde okudum. Düşüncelerin Serüveni diye bir kitabı çıkmış bunun. Orada diyor ki bütün felsefeyi Eflatun ve Aristo'ya yazılan dipnotlar sayabilirsiniz. Onu da arz edeyim. Whitehead Principia Mathematica'nın müşterek yazarıydı Russell'la beraber. İşte Cambridge'de mi, Oxford'dan bir yerde çok yüksek seviyeli bir matematikçi. Bunların maksadı da matematiğin mantıksal temellere oturtmak gayretiydi esasında. O matematik mantık münasebetlerde karışık ve uzun bir bahistir. Geçelim. Her neyse, bu muktedir bir filozof, proses teolojisi diye bir şey de icat etmiştir. Her şeyin süreçler halinde, devamlı tekamül halinde geliştiği fikri. Yine Darwin'in evrim teorisiyle alakalı bir ölçüde görünüyor, tıpkı Samuel Alexander'ınki gibi. O arada Samuel Alexander'ın lafı da kaynadı. İzin verirseniz burada kesip tekrar o unuttuğum bölüme döneyim. Yani hayvani şuura geldik. Onun üzerine insani şuur var. İşte bu dildir, kavramlardır, beynin dışarıdan aldığı intibalardır. Sağduyu vasıtasıyla ve tamam ama biz bu sağduyu vasıtasıyla aldığımız intibalar, görme, işitme, her ne kadar transformasyona uğramış, uğramamış, kendi mahiyeti farklı, her ne mahiyette olursa olsun, netice itibariyle bize dünya hakkında bir tasavvur veriyor. Bir köpek bir yabancıyı gördüğü zaman havlar evini müdafaa refleksiyle. O bir yabancı görmekte olduğundan emindir, asla da şüphe etmez. Gördüğünüz nesnelerin gerçekliğinden şüphe edemeyiz. Ben sizi şu anda görmekteyim. Bu hiçbir şekilde şüphe götürmez. Sizin de beni görmekte olduğunuz aşikardır. Öyle görünür. Felsefeyi işe bulaştırmadığınız sürece. Çünkü Descartes'a sorarsanız nereden malum rüya görmediğindir? Rüyada da bir şeyler görüyorsun ama gerçekte yok. Doğru mu? Ben rüyamda matematik problemleri bile çözdüm. Mantıklı rüyalar da var. Ben de gördüm mantıklısında, mantıksızında. Yani şu an bir rüyada olabiliriz. Hiçbir şekilde ispatlayamazsınız. Demek istiyor ki solipsist filozofların istinat kağıdıdır bu ve doğrudur da maalesef mantık yoluyla ispatlanamıyor. Ama
hayvani şuur açısından. İşte insani şuuru katmadık işin içine böyle felsefe yapmak falan gibi. Doğrudan doğruya duyuların verileri yani. Ne görüyorsam o öyledir kardeşim. Ben şunu görüyorum, şeffaf bir nesne, işte hafif kurşuni gibi görünüyor su içinde, öyle yuvarlak bir nesne, bu böyledir. Tam da benim gördüğüm gibidir. Büyüklüğü, küçüklüğü hakkında da karar veririm. İşte şuna mukayese ederim, bu bundan küçüktür derim. Yani oradan doğruya belki gerçek bir ölçme usulümüz yoktur fizikte, geometride ama nispetlerle ölçeriz en azından. Her neyse her hususta karar veririm. Tadı, kokusu, bilmem nesi. Ve %100 gerçektir. Hayvani şuur şüphe etmez, edemez. Zaten şuurun bir tarifi de farkında olmaktır. Farkındalık. Yani dış dünyanın ve kendimizin farkında olmamız. Biliyorsunuz deliler bazen beyin sakatlanınca veya ruh sakatlanınca deliler dış dünyayı inkar edebiliyorlar. Halüsinasyonlar görebiliyorlar. Olmayan şeyleri görebiliyorlar mesela şizofreni vakalarında. Biz de rüyalarımızda görüyoruz olmayan şeyleri. Benim dünkü yaşadığım tecrübeyle dün gece rüyamda görmüş olduğum ve çoktan unuttuğum şeyler arasında, yani gerçekte yaşadıklarımla rüyamda gördüklerim arasında hiçbir fark yok beyin açısından. İkisi de beyinde cereyan eden hadiseler. İkisi de müşahede edilmiş. İkisi de tecrübe edilmiş. Beyin yapısına göre, beynin kendi tabiatına göre. Her ikisinde de görme de var, konuşma da var. Doğru mu? İşte bu yüzden Babil Kralı Nebukadnezar'ın rüyaları örneğini vermiş. Tarihte unutulmuş rüyalara benzer demiştim. Yani 15 gün önce ne yediğimi tabii ki çoktan unuttum. Bir çeşit rüyaydı, unutuldu gitti. Önemsiz şeyler, unutuluyor. Çok aşırı önem vermek ve etkilenmek şartıyla hatırlayabiliyoruz. Ancak o zaman kalıcı bir hafıza oluşur. Asıl kelam insani şuur farklı bir şey. Hayvani şuurun bir tabaka daha üstünde. Hem zeka kapasitesi olarak farklı insan hem de şuuru farklı. Çünkü biz her ne kadar nesneleri görüyorsak da onlar gerçek midir, değil midir diye şüphe edebiliyoruz. Tabiatımız, biz de birer hayvanız. Hayvan canlı demek malum. Biyolojik organizma demektir tam karşılığı. Hayat, hayattan geliyor kelime. Arapça. Can sahibi demek. Canlıyız yani. Biz de birer canlıyız. Hayvan demeyelim hadi. Kibarca Türkçesini söyleyelim. Canlı olmak bakımından bir canlının sahip olduğu idrak donanımları neyse diğer hayvanlarda nasılsa bizde de onlar var. Az çok benzeri veya farklısı. Fakat bu etrafımızdaki kainatla münasebet kurmamızı temin eden idrak donanımımızın bize verdiği duyu verilerden hiçbir şekilde şüphe edemeyiz. Şüphe etmek elimizden gelmez. Rüya görürken de onu gerçekten yaşadığımızı zannederiz. Zaten rüyada olduğumuzu fark edince uyanıyoruz biliyorsunuz. Şüphe edemeyiz. Tartışamayız da. Ama işte tam da bu noktada insani şuur başlıyor. Gazali'nin bir örneğiydi. Biz güneşe bakıyoruz, güneşi bir altın lira kadar görüyoruz. Ama güneşin dünyadan çok daha büyük olduğunu akıl yürütme yoluyla biliyoruz. İşte bu akıl yürütme melekesidir ki insani şuuru getiriyor. Ha bunun üzerine bir de metafizik şuur var falan diye eklemiştim yani. Eğer Samuel Alexander'ın kastettiği manada bir deity, bir metafizik tanrılık varsa, orada yazmış adam, aynen böyle, ben de size oradan naklediyorum şimdi. İnsan bunu hiçbir şekilde fark edemezdi ve hiçbir şekilde anlayamazdı. Köpek sahibini ne kadar anlayabiliyorsa zihinden sonraki bir sonraki mertebe olan ruhtan sonraki, mind diyorlar İngilizce, ruh kelimesini pek kullanmak istemiyorlar. Bu insani şuurdan sonraki bir mertebede bir metafizik şuur varsa, yani insanın metafizik şuuru değil de tanrısal bir yaratır, meleklerin diyelim. Bizim onun hakkında onu anlayabilecek bir tasavvur geliştirmemiz mümkün değil. Zihnimizin kapasitesi o kadar değil. Çünkü bir sonraki gelişme seviyesini temsil ediyor. Nasıl
nebattan sonra hayvan, hayvandan sonra insan şu geliyor. Yani teşbih caizse, Tanrı düşünmez de düşündü diyelim insan gibi. Tanrı'nın ne düşündüğüne biz nasıl akıl erdirelim yani? O mümkün değil. Bir sonraki aşama. Çok daha kompleks bir şey. Ve tabi maddi dünyaya da, ruhi dünyaya da benzememesi gerekir. Yani Kur'an'da gerçi, bak bunu iyi dinle Akif, Kur'an'da gerçi ben Adem'e ruhumdan nefhettim, üfürdüm demiş olsa da, yani Tanrı'yı ruha benzetmek de olmaz. Bir sonraki daha yüksek bir mertebeyi teşkil ediyor. Belki bütün ruhlar arasındaki irtibatlı bir başka bilmediğimiz bir şey o. Ve akıl erdiremeyeceğimiz bir şey. Anlaşılamaz. Hiçbir şekilde. Yani siz bir bardak, şu bardağın içine Akdeniz'i dolduramazsınız tamamen kardeşim. Sığmıyor. Bunun içine doldurabileceğiniz işte 10 santimetre küp, 20 santimetre küp sudur. O kadardır. Bu kıyas. Beyin mi? Evet. Yani beyin kendi ruhi tecrübesinden hareketle, sufiler söylemişler biliyorsunuz. Kim ki ruhunu bilirse Rabbini bilir diye. Anlamı bu. Sizin ruhi hayatınızın, mesela sizler beni dinliyorsunuz, az çok tanıdınız işte 5-10 kere dinlediniz, kitaplarımı da okuyabilirsiniz. Ama ne kadar tanırsanız tanıyın. Annem de dahil, babam da dahil, kardeşlerim de dahil, eşim, çocuklarım da dahil, hiç kimse benim ruhi hayatımı bütün teferruatıyla bilemez. O iş dünyayla ilgili. Ölçemez de, bilemez de, müşahede de demez. Hiçbir şekilde ona erişilemez. İnsanlar arasındaki aşılamayan duvar budur. Yani siz bana bakıyorsunuz, ya bu şahin uçal konuşuyor, bir de hacemliler gibi sakal bırakmış zaten köylü suratlı bir herif de aptalın teki. Ciddiye almıyorsunuz. Ama ruhumu göremiyorsunuz ki, bana bakıyorsunuz, cibbemi görüyorsunuz. Yani şeyin dediği gibi, kimdi o? Asaf Halit Çelebi miydi? Bana bakanlar cibbemi görürler diye şiiri vardı hani, unuttum şimdi. Cüneyt şiiri. Cüneyt şiiri. Hatırlayabiliyor musunuz? Güzel şiirdi. Evet. Yani Cüneyt, bana bakanlar cibbemi görürler demiş. Tamam. Simayı görüyorsunuz. Herkesin siması da farklı. Ama yine de bizim de bir müşterek tabiatımız var. Herkeste beyin var. Herkeste bir ruhi hayat var. Onlar benziyor. Dışarıdaki benzemeyen taraflar farklı olabilir ama ruhi hayatta benzerlikler olabilir. Benzemeyen yönler olabilir. İnsanların çünkü yapıları ve yaratılışları da farklı. Kimisi sanatkar doğuyor arasında. Şimdi bir benzetme zorunda kalıyoruz. Evet yani. Ama şimdi burada demek ki metafizik şuurun İnsanın bir mertebe üzerinde, insan zihninin, insan ruhunun bir mertebe üzerinde bir metafizik şuurun mahiyet hakkında fikir yürütmemiz mümkün olmayacak, haddimizi bilelim. Ve öyle bir metafizik şuura vakıf olmadıkça da eşyanın külhüne vakıf olmak da mümkün değil. Ben meşhur şüpheci filozofun sözünü nakletmeyi severim. Georgias mıydı? Diyor ki insan hiçbir şeyin külhüne vakıf olamaz. Hiçbir şeyi bilemez. Bilebilseydi bile anlatamazdı. Anlatabilseydi bile karşı taraf onu anlayamazdı. Bu manada eşyanın külhüne vakıf olmak. Şimdi yer çekimi diyorsunuz da bir formül yazmışsınız oraya. Orada yer çekimi falan yok. Orada bir sicim falan yok yani. Tamam mı? Eşyanın külhüne vakıf olmak. Öyle metafizik şuur nasıl vakıf onu bilmiyoruz tabii. Tasavvur edemiyoruz. O anlamda söylüyorum. Daha üst bir mertebeden eşyanın külhüne vakıf olmak şeklinde bir bilgimiz olamaz zaten. Hiçbir zaman olmayacak. Sınırlı harfler belki dilini biraz daha öğreneceğiz. Dilini öğrendikçe yani bu tabiat kitabının harflerini deşifre edip dilini öğrendikçe kudretimiz de artacak elbette. Ve belki böyle bir kudret artışının neticesinde belki global bir beyin bile teşekkür etmeye başladı. Şu günlerde dünya, bütün dünya görünen görünmeyen ağlarla, kimisi de elektriksiz telefondur biliyorsunuz ağları. Yani şu anda var. Buna da bir iletişim. Biz farkında değiliz. Doğru mu? Görünen görünmeyen sinir ağlarıyla baştan başa örülmüş durumda.
Yani bütün dünyayı hesaplarsanız neredeyse insan beyni kadar kompleks belki de. Çok geniş çünkü. Milyonlarca bilgisayar var dünyada. Bunlar birbirine ağlarla bağlı. Çeşitli radyasyon nevilerini de saymıyorum televizyonundan, radyosundan, bilmem uydularından, bilmem nesinden. Yani dünya şu anda kompleks bir global çapta bir beyin, nöron iletişimi gerçekleştiriyor zaten. Burada hafıza var, akıl yok henüz. İnsan beyniyle kıyaslarsak. Gidiyorsunuz, giriyorsunuz internete, işte girin Cikapedia'ya farz-ı misal, aradığınız konuda hoşuma giden bir kitap bulabilir miyim diye şak diye buluyorsun işte. Ben geçen gün baktım ve hemen buldum Einstein'ın relativite teorisi üzerine yazdığı o münakaşa metnini. Okudum yani, yeter ki İngilizce bilin. Türkçe'de pek mümkün olmuyor da yabancı dilleri biliyorsanız imkanlar genişliyor. İmkanlar genişliyor. Ve orada duruyor çünkü. Bazıları silinmiş oluyor kazara. Bazılarına da giriyorsunuz, burada bilgi var diyor size. Elinizdeki kaynak. Tamam ama artık o web sitesi yayından kalkmış, kesilmiş, kaybolmuş, şu olmuş, bu olmuş. Hafızada unuttuğumuz şeyler gibi. Tıpkı beyne benziyor yani. Ama akıl yok. Suni zeka çalışmalarında bir mesafe kat edebilirsek şayet bu dünyanın hayal edemediğimiz ölçüde büyük bir transformasyona uğraması anlamına gelecek. Hatta belki insanlığın yok olması manasına da gelecek. Bereket ki henüz öyle bir gelişme yok ve kimileri de işte Gödel teoremine, neydi o Turing makinesi falan gibi örneklere falan bakarak onlardan hareketle böyle bir şeyin, yani bilgisayarların düşünme kapasitesinin hiçbir zaman gerçek olamayacağını falan söylüyorlar. İnternette böyle metinler de vardı, okuduk vaktiyle. Tabii ben tarih felsefesiyle ilgilendiğim için bir mecburiye varlığın tamamıyla ve olup biten hadisatın tamamıyla ilgilen. Böyle siyasi hadiseler falan değil. Siyasi hadiseleri umursamam bile. Fakat mevcut teknolojik gelişmelerden de çok yakinen değilse bile uzaktan uzağa genel hatlarını takip edecek kadar haberdar olmam gerekiyor. Yani bakıyorum, pek de başarılı olamadılar şimdiye kadar. Ama ileride hiçbir şey olmayacağı anlamına gelmez. Ben bir tarihte, bundan 20 yıl evvel, robot köleler diye makale yazdım. İnsanlığın bu adalet ve mülkiyet problemini halletmenin yolu yoktur. Mülkiyet olduğu sürece alienasyon, yani yabancılaşma olacaktır. Emeğin yabancılaşması olacaktır. Binaenaleyh adaletsizlik de olacaktır. Bunu aşmanın tek bir yolu olabilir. İnsana benzer robotlar yaparsak, onları köle yaparsak. Eski Yunan'da olduğu gibi köleler çalışıyor efendiler. Efendim, gevezelik yapıyorlar, felsefi çalışma yapıyorlar. Mülkiyetin olduğu her yerde kölelik olur. Onu aşamazsınız. Marx, ferdi mülkiyetin, devlet mülkiyetine, ne diyorlar ona, bir şey adı. Şimdi tabiri hatırlayamadım. Kamulaştırılması halinde mülkiyetin, yani devlete ait bütün mülkiyetin, devlete ait ve proletarya sınıfına ait olması halinde böyle bir yabancılaşmanın aşılabileceğini ve bu çeşit köleliğin sona erebileceğini hayal etmişti. Halbuki bu bazı mütefekkirler söylemişlerdir, Locke gibi, Spencer gibi bazılarına. Yani sizin bir şeylere ihtiyacınız var, ona sahip değilsiniz. Karşı tarafta var bu işte. Sizin toprağınız var, öbür adamın yok. Onu çalıştırıyorsunuz. Bir tabiri de vardı ya, onun için de unuttum, neyse. Ortak çalışıyor sizin için. Müzik efendim veya neyse ser. İster istemez size bağımlı olacak, güçlüye bağımlı olacak. Siz bu üretim araçlarını, neyse sanayiyi vesaire gelir kaynaklarını tek tek fertlerden alıp devlete verdiğiniz zaman, eski Sovyet rejiminde olduğu gibi, hiçbir şey değişmiyor. Ona muhtaç olan insanlar açısından sadece daha güçlü bir patronla karşılaşıyorsunuz. Yani öbüründe hiç olmazsa tek bir fert, başkalarını tercih etme şansınız var. Burada gidecek yeriniz de yok artık. Tamam mı?
Yani daha da kötü oluyor bilakis. Bunu hayal etmişti ama yanlış bir şey. Mülkiyetin olduğu yerde bu yabancılaşma olur. Devlet de olur, hukuk da olur. O mülkiyetin korunması gerekiyor çünkü. Ve kimileri mesela lok zannediyorum. Evet, hatırladığıma göre devlet sadece ve sadece adaleti tevzi etmek ve güvenliği, askerini besleyip, polisini besleyip, güvenliğini dışarıda, içeride neyse temin etmekle mükelleftir. Başka hiçbir şeye karışmasın. Ne eğitim, ne şu, ne bu falan gibi aşırı liberal fikirler serdetmişlerdi. Bunun zıt kutbuna bakıyorsunuz. Komünizme. Devletler var. Tabii. Bunun zıt kutbuna bakıyorsunuz. Yani devlet nasıl olacak? Mülkiyeti korumak lazım. Mülkiyeti koruyan bir güç lazım elbette. Yani devlet olmadan olmuyor. Şimdi bir de liberallerin bu tarafı var tabii. Öbür tarafa bakıyorsunuz. Varsa o da öbür bayıkmış. Ama netice değişmiyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Geçen de bir konuşmalarımdan birinde anlatmış mıydım buradan Mete Tuncay'ın, Tolstoy'un bir takım anarşist siyasi fikirlerini önemsemediğini, sonra da bunu tercüme ettiğini, kirpi ve tilki diye. Sadece ona mahsus değil. Yani genel olarak bakıyorsunuz bu siyaset filozoflarına, işte siyasi teoriler tarihine falan, kimse anarşistlerden bahsetmiyor yani. Öyle bir sayıyorlar. Tatbik kabiliyeti az olduğu için. Yani işte falan liberal düşünceyi temsil ediyor. Tamam, anladık işte. O Spencer, öteki bir iki adam ismiydi. Filan işte komünist, sosyalist düşünceyi temsil ediyor. Peki kardeşim, bu anarşistler nerede? Onlardan da çevirilen eserler var. Tamam ama yani genel siyasi teoriler tarihi içinde çok cüzi bir yer işgal ediyor veya hiç işgal etmiyor. Hiç adı bile geçmiyor bazen. Mesela ben Bülten Kazgan mı o? İktisat Doktrinler Tarihi diye bir kitabı vardı onun. Bülten Kazgan diye bir iktisat profesörü olacak. Yanlış hatırlamıyorsam ismini. Şöyle kalınca bir kitap, orada bakmıştım. Henry George'un adı bile geçmiyor kardeşim. Kapitalizm var, komünizm var. Peki kardeşim, öteki yok. Bilmiyorum. Kapitalistler de komünistler de düşman oldukları için mi özellikle mi sansür ediyorlar? Yoksa önemsememekten mi? Önemsemeseler de haklılar. Çünkü geniş bir tatbik kabiliyeti yok. Bir açıdan. Şimdi bakıyorsunuz, ben size zannederim tavsiye ettim Ursula Le Guin'in Dispossessed, Mülksüzler kitabını. Orada bir anarşist ütopya var. Kapitalist sistemle bir anarşist sistemin mukayesesi var. Teferruatlı bir mukayese. Güzel, başarılı bir şey. O yüzden yani hayal gücü, hayal edebilmek için bazı şeyleri buradan okursunuz falan diye arkadaşlara bazen tavsiye ediyorum. Tamam, bunu da orada da göstermiş zaten, kadın anarşizm de öyle çok çıkar bir yol değil. Yani onu da söyleyeyim. Hatta geçen gün günlükte yaptık. Nasıl da Ahmet arkadaş diyordu ki, yani eğer anarşizm tatminkar neticeler verseydi Şahin hocam sen onu da beğenmezdin diye. Doğru yani. Onun da kusurlu olması sebebiyle. Ben biraz anarşizme de sempati duyuyorum. Kusurlu olması sebebiyle diyelim. Evet, kusurlu bir sistem o da. Fakat şunu da unutmayalım. Bugün bile dünya kuruldu, kurulmadı. Şunu söylüyorlar, yani anarşizmin tatbik kabiliyeti yoktur. Doğru, yoktur. Büyük ölçekte mülkiyetin olduğu yerde anarşizm olamaz kardeşim. Medeniyetin olduğu yerde. Doğrudur. Olsa da pek başarılı olacağı benzemiyor. Tamam ama dünyanın var olduğu günden, insanın yaratıldığı günden bugüne kadar pek çok anarşist cemiyet yaşadı dünyada. Gidin Afrika'daki iktidai kabilelere, hala öyleler. Ne devlet var, ne liderlik var, ne o var, ne bu var. Yani siyaset yok, çünkü siyaseti gerektiren sebepler yok iktidai hayat şartlarında. Herhalde medeniyet de insanların varoluşuyla başlamadı. En fazla 15 bin yıla gidersiniz. İşte şu ana kadar gittikleri 12 bin yıl oldu. İnsanlık tarihinde geriye medeniyetin başlaması. Ne olacak onun önceki 500 bin yılı? 50'de biri yani. Üstelik medeniyetin hala yayılmadığı pek çok bölgesi var dünyanın. Kutuplarda var.
Afrika ormanlarında var, Avustralya'da var. Tamam, giderek sayıları son sürat azalıyor. Medeniyet başladı başlayalı. 10 bin yıldır süratle yok oldu bunlar. Doğru ama hala da var. Hatta en az 1000 tane iptidai kültür çıkar bugünkü dünyadan bile. Bunların hepsi de anarşist kemikler işte yani. Çünkü ne mülkiyet var, ne liderlik var, ne siyaset var, ne hukuk var, ne şu ne bu. Sadece insanlar arasındaki tabii birliktelik. Tabii anarşistler de aşırı liberal düşünceli vatandaşlar olarak ferdi kutsallaştırıyorlar. Ve insanın yaratılıştan iyi olduğunu, insan ruhunun, insan şuurunun neyse karşılıklı yardımlaşarak iyi niyetle her şeyi halledebileceğini falan varsayıyorlar. Bunlar da bir sürü varsayıma dayanıyor. Bizim bir şuurumuz var, doğru. İnsan şuuru. Bu şuur, hayvani şuuru tahsil ediyor. Bilhassa felsefe yaparak ve bilim yaparak, işte sanat da yapar insan değil mi? Hayvanlar onu da yapmaz. Evet. Felsefe yaparak, sanat yaparak, bilim yaparak hayvani şuuru çok aşıyor. Bütün medeni birikimimiz hayvani şuurla insani şuur arasındaki fark işte. Muazzam bir farktır biliyorsunuz yani. İnsanın sahip olduklarıyla hayvanın yapabildiklerini kıyasladığınız zaman. Bugün biz uzaya kadar gidebiliyoruz, Mars'a kadar gidebiliyoruz yani. Muazzam bir fark elbette. İnsani şuurla hayvani şuur arasındaki fark. Ama herhalde bu kadar fark da metafizik şuurla insani şuur arasında var demek istiyorum. Ve bu eşyanın külüne vakıf olmak bakımından deminden beri söylediklerimizden çıkan bu ki insani şuur buna muktedir değil. Anlayabildiğimiz şeyler basit. Ölçüyoruz. Gerçek bir ölçme değil. Biraz relativite teorisi karıştırsanız bu ölçmelerde gerçek olmadığını anlarsınız. Yani böyle leymenler için yazılmış kolay anlaşılan vulgarizasyon kitapları var. İşte Bertrand Russell'ın var mesela Relativitenin Alfabesi diye bir kitabı. Türkçede de var. Başka bir sürü kitaplar da. Hani okursanız birazcık anlarsınız. Demek oluyor ki gerçek bir ölçme de yok ama nispetlerin aritmetik ve geometrik olarak nispetlerin, orantıların, nisbi, mukayeseli, büyüklüklerin tasnifi şeklinde de olsa bir ölçme kabiliyetimiz var. Gerçeklerden mutlak olarak. Efendim mesafe mesela neyle ölçüyorsun? Ölçemezsin. Zamanı da ölçemezsin, mesafeyi de aslında gerçek ölçüleri yok. Ama istikrarlı oluşundan dolayı zamanın işe karışmadığı hallerde bilhassa ve yerel bölgelerde mesela dünya şartlarında diyelim. Büyük ölçekte veya çok küçük ölçekte olmadığı zaman oldukça başarılı, mukayeseli, nispi oranlar vermek şeklinde bir ölçme sistemimiz var ve işe de yarıyor. Bu teknolojide işe yarıyor. Şunu üretebiliyoruz bu sayede. Tamam, alfabesinin 3 harfi, 4 harfi belki ama tabiat kitabının bunu üretiyor. Bunu üretiyor. Hep bu insani şuur sayesinde. Bilim neticeleri olan. Ve muazzam bir farktır elbette. Ama künhüne vakıf olamıyormuşuz. Tamam, peki bu üretebildiklerimiz kadarını, bu basit ölçme, test edilebilirlik anlayabildiğimiz kadarını, çünkü insan zekası, yaratılışı öyle ruhun tahsili, marifete talip devamlı. Aksi takdirde sadece hayvani bir hayat yaşayarak tatmin olmuyor insan. Bakın ben okumadığım zaman, yazmadığım zaman rahatsız oluyorum. Çoğu zaman da bunu yapmıyorum. Tembel olduğum için. Çoğu zaman da rahatsız oluyorum yani. Yani öyledir. Hayvandan farklıdır. Sadece yiyerek, içerek, uyuyarak yaşayamazsınız yani. Sosyal hayat da bir yere kadar. Hayatınızı anlamlandırmaya yetmez. Marifet olmadıkça. Sonra da arkadaşınızdan da bıkarsınız. Eninde sonunda insanlar ukaladırlar. Canınızı sıkacak bir laf ederler. Efendim. Arkadaşlığı bozarsınız. Vesselam. Doğru mu? Çok uzattım galiba. Şuraya geleceğim. Şimdi bu insanı şuurla bilebildiğimiz kadarı da bizde çok başarılı neticeler alabildiğimize göre bilimde, sanatta, medeniyette vasıl olduğumuz merhalelere baktığımız zaman bu anlayabildiğimiz kadarıyla tatmin olabiliriz belki. Hadi bunu tam bir anlayış sayalım. Varsayalım ki anlayabildik. Etrafımızdaki. Peki nasıl anlatacağız?
Çeşitli dillerimiz var. Sanatın dili başka bir dil. İlmin dili başka bir dil. Felsefenin dili başka bir dil. Mantık başka bir dil. Normal gündelik dilimiz, yani muhtelif milletlerin tarihinde geliştirdikleri başka bir dil. Ve dillerin birbiriyle mukayese edildiği zaman gerçeği kavramakta birbiriyle tamamen eşit olduğunu da zannetmeyin. Mesela Türkçemiz bu bakımdan çok fakir. Aşırı derecede fakir. Düşünce geleneği zayıf bir tarihten geldiğimiz için. Ve bir takım başka problemler. Yani mesela adamlar benim konuşmama, yazdıklarıma falan bu Osmanlıca'ya benziyor diyorlar. Ya içinde 3 tane, 4 tane Arapça, Farsça geçince, kelime geçince Osmanlıca mı olur yani bu şimdi? Birader Osmanlıca yazdığımız şey de var bizim. Bir divan yazdık yani şimdi Osmanlıca o. Yani Osmanlıca yazdığım zaman Osmanlı olmayan hiç kimse anlayamaz. Nitekim benim divanı hiç kimse anlamıyor. Yani onu anlamak için Osmanlı olmak lazım. Kim olursa olsun. Yani benden başka hiç kimse anlamaz benim yazdığım divanı. İşte o kadar. Hatta bir beytini şerh ettim. Kocaman bir kitap oldu biliyorsunuz. Tek bir beyti. Şimdi Osmanlıca başka bir şey, Türkçe başka bir şey. Allah Allah. Şu anda Türkçe konuşuyoruz. İçinde 3-5 tane Arapça, Farsça kelime geçti diye hemen bu Osmanlıca olmaz ki. Onu bile Osmanlıca sayıyorlar adamlar. O kadar Türkçeleri acayip ki yani. Ha geçen gün hatırıma gelmiyordu. Uylaşıklık diyor mesela. Uylaşık ne demekse. Ben bilmiyorum mesela. O da Türkçe. Türkçe'de kullanılıyor. İnsanlar kullanıyorlar. Farkındayım. Vallahi bilmiyorum ama kullanılıyor dilde. Ama ben bilmiyorum bu Türkçe'yi yeteri kadar yani. Benim bildiğim Türkçe'yi de vatandaş yeteri kadar biliyor. Her ne hal ise yani bu dil ile ifade problemi de var. Şimdi biz normal diller, basit gündelik ihtiyaçlarımızı, hayvani ihtiyaçlarımızı, mesela bir ziraat cemiyeti çerçevesinde hayal, hatta bir sanayi cemiyeti çerçevesinde hayal edilebilir. Pek çok ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Hatta bu sıradan dille meydana getirdiğimiz şaheserler var. İşte Mevlana'nın şiirleri var, Tolstoy'un Harp ve Sulh'u var, ne bileyim Shakespeare'in piyesleri var vesaire vesaire. Doğru mu? Ama eğer mesele hakikati künhüne vakıf olacak şekilde kavramak veya ifade etmek, hakikati mükemmel ifade etmek makamında alınırsa, vallahi size söyleyeyim, çok kötü benzetmelerden ibaret kalacaktır kullandığımız bütün kelimeler. Sınırlı, yalan yanlış intiba veren ve çok kötü analojiler. Yani normal dilin imkanlarıyla matematik felsefesini tartışamazsınız. Fizik felsefesini tartışamazsınız. Tarih felsefesini tartışamazsınız. Hiçbir teorik meseleyi tartışamazsınız. Pratik ve pratiğin de kolay anlaşılabilir. Yani ezoterik olmayan, fazla teknoloji ihtiva etmeyen yönlerini. İşte bana bir bardak su verir misin falan gibi. Hadi canım şunu yemek istedi falan gibi lokantaya gittiğim zaman. Böyle basit. Ölçekte. Ya da yani şöyle diyeyim. Metafizik şuura mahsus olan meseleler değil de insani şuur çerçevesinde, insanın gündelik hayatı çerçevesinde kalan bütün mesaili ve duyguları ifade edebilirsiniz. Tamam. Bunun örnekleri de çok tarihte zaten. Ve çok da başarılı örnekleri var. Doğru mu? Yani şimdi işte Mevlana diye bir adam yaşamış, Mesnevi diye kocaman bir kitap yazmış falan. Bakıyorsunuz bir sürü hikmet var içinde kitabın. Tamam da bir yere kadar. Ha mantık diliyle felsefelerin yaptığı gibi. Tayfe-i felsefenin söyledikleri lafların hepsinin boş laf olduğunu söyledim ben bir yerde. Tenkitlerin tenkidi şimdi makalemde ve dedim ki yani biz felsefede Sokrat'a dipnot düşmek mevkindeyiz. Bilmediğimizi biliyoruz. Bir şey bilmediğimizi fark ettik. Bazımız son netice budur felsefede yani. Zaten felsefeciler felsefenin bütün konularını felsefeden dışladılar. Geriye bir tek epistemoloji kaldı. O epistemoloji de bir yana çevresi lisan felsefesine rica ettiler. Semantik meselelere rica ettiler. Bitti. Semantikte de zaten kullandığımız her cümle şüphelidir. Her kelime şüphelidir. Gerçekten ne anlam ifade ediyor? Kelimeye bakıyorsunuz. Lügatte bir manası var elbette. Ama o ancak bir cümle içinde bir anlam ifade ediyor.
Çünkü o kelime başka bir cümlede bambaşka bir anlama gelebiliyor. Bunun örneklerini de vaktiyle kitaplarımda yazdım. Zaten size dağıtıyorum, okuyorsunuz. Oralarda vardır inşallah elinizdekilerde. Gereksiz örnekler vermeyeyim şimdi. Buradaki vaktimi bununla israf etmeyeyim. Ama dilim, herhangi bir beşeri dilim bu mesaili ifadeye yeteceğini zannetmiyorum. Filozoflar da kabul etmiyor, bilim adamları da kabul etmiyor bunu zaten. Sanatkarlar da kabul etmiyor zaten bunu. Bugün bizim kahvede, Samatya'da kahveci şiir okuyordu abi. Televizyoncular röportaj yapıyordu, adam bir sürü laf saydı. Arap ya, Araplar geveze oluyor. Efendim, gördüm kahveci, baktım ne oluyor ya, döktürüyorsun falan dedim. Tamam, bunu yapar. Kimisinin yaratılışı falan. Ama sanatkarsa yetmeyecek bu dizisi. İcat etmek zorunda kalacaksınız. Şiir dili mi, artık roman dili mi, her neyse. Filozofsa yetmeyecek. Mantığı falan devreye sokacaksınız. Bilim adamıysa yetmeyecek. Matematik dilini devreye sokmaya zorunda kalacaksınız. Konulara göre de fark ediyor. Peki bunların, bu dillerin, kullandığımız dillerin ki en sağlamı matematik dilidir. Matematik dili zaten sadece cansız madde için işe yarar bir dil. Ve aşırı basitleştiren, şemalaştıran bir dil. Her neyse, ama semantik açıdan bakınca matematik dilinin veya başka bir dilin gerek kesinlik gerek muhteva bakımından tatminkar netice vereceğini de zannetmiyorum. Yani bir takım parçaları veya gerçeğin bir yönünü ifadeye yarıyor. Tamam, ölçme meselelerinde, yani maddi meselelerde, fizik teorisinde veya geometride, şurada burada matematik çok işe yarıyor. İnsani meselelerde sıfır. Ben bir tarihte Ankara'daki Amerikan kütüphanesinden bir kitap ödünç aldım ve okudum. Sonra da iade ettim. Şimdi kitabın ismini söylemeye çalışacağım. Şimdi bakın ne kadar komik. Matematik, tarihte matematik. Şimdi yazdım bir yerlerde zaten. Hatırlamasam da olur. Kitabın ismini hatırlayamadım ama adamın yapmak istediği şey şuydu. Tarihi matematikle izah etmeye çalışıyor. Yani tarih hadiselerini matematik formüllerine bağlayacak. Bu kadar saçma bir telakki düşünebiliyor musunuz? Komik bu resmen. Benzeri bir kitap, felsefeyi matematikle izah etmeye çalışan bir mühendis, The Geometry of Meaning, anlamın geometrisi kitabın adı. Ve oradan bir söz nakletmiştim. All meaning is an angle. Bütün anlam bir açıdan ibarettir. Anlam bir bakış açısıdır. O güzel. O arada bir cümle vardı bütün kitapta yani. Başka da bir şey yoktu. O diğer ki hepsi palavraydı bana göre. Şimdi kalktım, Whitehead dedim, orada kaldım. Whitehead büyük bir filozof olmasına rağmen, o bahse tekrar dönüyorum artık bu izahattan sonra. Whitehead büyük bir filozof olmasına rağmen bu düşüncelerin serüvenini yazarken bol miktarda saçmalıyor. Nerede saçmalıyor biliyor musunuz? Tabii felsefe tarihi adamın anlattığı şey. İşte Aristo şöyle yaptı, işte Eflatun böyle yaptı, o zamanki zihniyet, o devrin, tabii siz onları bilmezseniz, o devrin zihniyetini, işte liberalizm nasıl gelmiş, aydınlanma nasıl gelmiş, ne olmuş filan, bunları bilmezseniz o şartlar içinde ifade edilen fikirleri de değerlendiremiyorsunuz. Hegel diye bir zat var, komik bir tarih felsefesi var. Ancak komik sıfatıyla ifade edebilirim. Ancak gülüş sıfatıyla ifade edebilirim. Devleti putlaştıran, hatta devleti tanrı yapan bir sistem. Adına tarih felsefesi diyor. Tarih felsefesi yazın internete. Hele İngilizcesini yazarsanız en çok karşınıza çıkan Hegel'inki. En saçma olanı. Mevcut teoriler içinde. Hiç kimse o kadar aptal değil yani tarih filozofları içinde. Ama adam yazmış. Fakat bunu anlıyorsunuz Hegel'in çağında niye böyleydi. Hangi şartların mahsulüydü bu? Yani insanlar da nihayet devirlerinin içinde yaşadıkları sosyetenin, cemiyetin şartlarından etkilenerek fikirlerini geliştiriyorlar elbette. Onu arz etmek istiyorum. Yani bu varken böyle devir devir tarihi meselelere girmek zorunda kalıyor tabii ki. Zaten çünkü hiçbir şey yapamazsınız tarih felsefesi yapmadan. Mecbursunuz. Siz farkında olun veya olmayın. Felsefe tarihi de yapsanız tarih felsefesi yapacaksınız. Edebiyat tarihi de yapsanız tarih felsefesi yapacaksınız. Dil tarihi de yapsanız tarih felsefesi. Bir yerden bulaşacak yani oraya. Ama oranı değişebilir, nispeti değişebilir. Whitehead'de bazı yerlerde bulaşıyor şimdi.
o günkü cemiyetlerin şartlarını. Ona göre bir takım genellemeler. Alışmış ya filozof işte fikirleri birbirinden türetecek falan. İyi de kardeşim, sen böyle kafadan atıyorsun bir şey, bu böyledir eski Yunan'da diye, ondan sonra bundan bu netice çıkıyor. Onun öyle olduğunu kim söyledi? Bana da hiç öyle görünmüyor. Düpedüz saçma senin söylediğin. Birçok yerde böyle kendi kendime itiraz ede okuyordum sevdiğim bir filozof olmasına rağmen. Yani Vaka kitabının adı Düşüncelerin Serüveni ama yani anlattığı şey işte netice olarak bir felsefe tarihi, düşünce tarihi. İnsani meselelere, tarihi meselelere girince bu din tamamen yetersiz hale geliyor. Ben şöyle bir benzetme yapmıştım. Holizm fikrinden, metodolojideki 20. yüzyıldaki holizm fikrinden mülhem olarak. Bu holizm fikrini de benim Amerikalı bir general, Boerler Savaşı'nda savaşmış İngilizlerin, meşhur bir İngiliz, Jan Smuts diye bir adam ilk ortaya attı. Holizm and evolution diye, her yere bir evolution sokar ya bu İngilizler, holizm ve evrim diye. O zamandan beri 20. yüzyılda çok münakaş edilen bir mesele, holizm ve individualizm meselesi. Yani biz hadisatı bütünü anlamlandırarak mı, yoksa parçaları anlamlandırarak mı anlamaya çalışacağız? Bir bütünü parçalarına ayırıp, anlaşılmaz zor bir hadiseyi, kompleksler küçük küçük anlaşılabilir parçalara dönüştürüp, onları her birini anladığımız için bütünü de anladığımızı falan mı düşüneceğiz, bilimsel metotta olduğu gibi, analitik metotta olduğu gibi, yoksa bütün parçalarından daha fazla bir şeydir kardeşim ne diyeceğiz? Mesela şimdi bunu şöyle arz edeyim. Türkiye'de nüfus sayımı yaptılar, 72 milyon falan çıktı değil mi? 70 milyon diyelim. 80 olsun. Türkiye'nin nüfusu bundan biraz fazla. Çok fazla değil. Belki 150 milyonu geçmiyor. 150 milyonu da bulmuyordur Allah bilir. Ama bu kadara yakın yani var. Mezarlarda yatanları unutuyorsunuz. Onlar bugünkü dünyayı yönetmeye devam ediyorlar. Bugün Türkiye'de koyu bir Atatürkçülük ve dindarlık kavgası var mesela. Bir yandan Atatürk, bir yandan Muhammed çekiştiriyor Türkiye'yi. Tamam mı? O 1500 yıl öncesinden, o 100 yıl öncesinden habire farklı istikametlere yönetmeye çalışıyor insanlar. Bunların etkileri, yani aslında Atatürkçünün etkisi mi, onu takipçilerin etkisi mi veya Müslümanların etkisi mi diye de düşünebilirsiniz. Çoksa fark etmez ama yani mezarlarında yatanları unutmayalım. Mezarlarında yatanlar ölüler, dirileri yönetirler. Tarihte geçmişte kalan hadiseler bugün de etkilemeye devam ederler. Fatih İstanbul'u fethetti. Bunun birebir neticesi. Şu anda ben İstanbul'un göbeğinde konuşuyorum. Eğer Türkler Anadolu'ya gelmeseydi, Fatih İstanbul'u fethetmeseydi ben İstanbul'a falan gelemezdim kardeşim. Bu New York'a gitmek gibi bir şey olurdu. Yabancı bir ülke olurdu. Doğru mu? Ama bugün tepe tepe kullanıyoruz. İstanbul'da yaşıyoruz değil mi? O hadisenin sonucu hala etkilemeye devam ediyor demek ki. Yani maddi manevi etkileri sürer tarihi hadiselerin. Tarihin en kötü tarafı zaten geçmiş, şimdi gelecek gerçekte var mıdır? Fizik bakımından bile var mıdır, tartışmalıdır diye o relativite teorisinden uzun uzun bahsettik. Tarih açısından hep de böyle. Geçmiş doğrudan doğruya bugüne iştirak eder. Hatalarıyla, sevaplarıyla. Mesela İstanbul'un içine sıçmışlar Osmanlılar, aklıyor. Her tarafı tahrip etmişler. Doğru mu? Bir şey bırakmamışlar, yapmışlar, yıkmışlar, ne kadar Bizans'tan kalma eser varsa hepsi yok olmuş. Kendi yaptıkları da öyle. Birkaç tane güzel şey yapmışlar ama sonradan sapıttıkları zamanlar var Lale Devri'nden sonra. Bir sürü çirkin şey yapmışlar, onları da bize miras bırakmışlar. O da yetmemiş. Osmanlılar bir yandan, torunları bir yandan İstanbul'u birbirinden çirkin gece kondularına plansız, programsız, pislik gibi, pislik gibi. Estetik açıdan baktığınız vakit benim gibi sanatkar tabiatınız da varsa adeta pislik görmüş gibi iğreniyorsunuz binalarından. Belki sanatkar olmayanlar bu kadar etkilenmiyordur ama ben etkileniyorum doğrusu. Rezalet bir şehir. Bu kadar güzel bir coğrafya, bu kadar zengin bir tarihi miras, bu kadar zengin bir kültürel miras, bu kadar rezalet. Ancak böyle olabilir filan diyorsunuz. Bu
Menfiyatçı da devam ediyor. Şimdi buyurun da değiştirin bakalım. İstanbul'u ıslah etmeye kalkın, getirin bir tane şehir mimarı. Yani para verseniz fazla, sur içinde ne kadar modern bina varsa hepsini yıkın derim. Hatta Osmanlıların yaptıklarının da yarısını. Onların çoğu yıkıldı zaten Osmanlılar. Osmanlılar çoğu yıkıldı da şimdi tamir ediyorlar. Kötü olanları da tamir ediyorlar. İyinin yanında yanlışı da tamir ediyorlar. Ayrı. Ama yani burayı kocaman bir park yapın şehrin ortasında. Tarih Kültür Parkı falan kardeşim ne bu? Pislik binalar falan der. Hepsini yıkarım bir kere o apartmanların yani. O şeylerin de yani. Osmanlı'dan kalma evlerin de. Bazılarının burada olmasına rağmen bu. İşte insanların anlayışına göre değişir. Tabii benim anlayışım da farklı da. Demek istediğim şu ki iyi kötü, maddi manevi bütün kalıntılarıyla tarih bugün etkilemeye devam eder. Şimdi bunu yapabilir misiniz? Yapamazsınız. İstanbul'u ıslah etmeye kalkın. Vallahi öyle demokrasi falan değil, totaliter bir rejim olsun, Hitler olsun, Saddam olsun Türkiye'nin yöneticisi, gene yapamaz. Gücü yetmez o kadar ileri gitmeye. Öyle İstanbul'un içinde ne kadar bina varsa yıkacakmışsın. Yok öyle yağma yani, hazine yetmez ona. Doğru mu? Yani bazı şeyler, maddi, manevi, tarihin bazı özellikleri bugünü etkilemeye devam ediyor. Çünkü bugüne kalmış. Orada duruyor. Ayasofya da orada duruyor. Süleymaniye de orada duruyor. Siz istediğiniz kadar Sinan'ı methedin. Ben de size derim ki bak Ayasofya'ya yetişememişlerim. 1000 sene evvel yapılmışlarım. Yani bazı şeyler maddi, manevi, müsbet, menfi bugün etkilemeye devam eder. Orada durur. Ama harabeye dönmüştür. Ama bilmem etkisi azalmıştır. Ama zaman gelir çoğalır. Başka mesele. Fakat tarih bugüne iştirak eder. Orada geçmiş ve şimdi yoktur. Ebedi bir şimdi vardır. Tarihte. Her an etkilemeye devam eder. Bu etkilerin de maalesef medeniyet tarihi boyunca çoğu menfi etkidir maalesef. Yani ben biraz fazla muhalif tabiatlı bir insanım. Siyasi bakımdan mesela liberalizme, sosyalizme falan değil de anarşizme temavül ederim. Hiçbirini beğenmem. Felsefi açıdan idealizme veya materyalizme değil de septisizme temayül ederim. Hepsi şüphelidir derim. Falan yani biraz fazla muhalif tabiatlıyımdır. Dolayısıyla medeni mirasımızın birçok yönüne de menfi bir perspektiften, antipatiyle bakıyorum. Ve insanlığın çılgınlıkları kategorisine sokuyorum bir kısmını. Voltaire'in tabiriyle beşeriyet tarihi insanlığın çılgınlıklarının hikayesi. Hakikaten insan deli. Yani tamam. Bu zeka hayvanınkinden üstün. Tamam. Bu başarılarda buna medyuz. Ama bu sanki her şeye muktedirmiş gibi vehmederek ona göre davranıyoruz. İyi peki. Oturun da çözün herhangi bir ekonomik meseleyi. Çözemezsiniz. Hani bu ilimdi. Buyurun bir sosyal organizasyon problemini çözün. Düzgün bir rejim kurun, yönetin bakayım. Göreyim boyunuzun ölçüsünü. Yapamazsınız. Yani siz bu demokrasi falan diyorsunuz. Şimdi milletin ağzında ezber. Bu demokrasi tabii biliyorsunuz. Liberal felsefenin, aydınlanma çağının, tüccar mentalitesinin mahsulüdür. Burjuva rejimidir. Fransız ihtilaliyle gelmiştir. Amerikan ihtilali arkasından. Fransız ihtilali kapitalizmin bizzat kendisidir. Bir çeşit oligarşi. Bakın efendim şimdi Aristo tasdik eder politikada. Monarşi, aristokrasi bir de politi diyor anayasal devlet. Monarşi dejener olursa tiranlık, diktatörlük olur. Aristokrasi dejener olursa oligarşi olur. Anayasal devlet de dejener olursa demokrasi olur. Sizin demokrasi dediğiniz şey hukuk devletinin dejenerasyonudur. Başka da bir şey değildir. Aristo'nun tasvirini kabul ederseniz yani. Yani bir toplumu ya bir insan yönetir, diktatördür veya hükümdardır, ya bir zümre yönetir, bir azınlık yönetir, ha bu tüccar oligarşisidir veya aristokrasinin meydana getirdiği bir oligarşidir, asiller zümresinin, ya da çoğunluk yönetir. Çoğunluk yönetirse ayak takımı yönetir kardeşim. Ayak takımı yönetirse böyle olur. Kusura bakmayın. Orada gerçekte ayak takımı falan da yönetemez hiç kimseyi. Netice olarak siz 4 yılda bir seçim yaparsınız. Ondan sonra siyasiler o 4 yıl boyunca meydanda at koştururlar. Onlar da sadece büyük sermayenin taleplerini yerine getirirler. Halkın taleplerini değil.
Ve bu yüzden Ruslar dağılmadan önce diyorlardı ki gerçek demokrasi proleter demokrasidir. Yani bizim komünist sistemdir. Buyurun şimdi. Yani Batı'nın kapitalist demokrasi anlayışının ne kadar zıddına bir sistem ve o da diyordu ki sizinki demokrasi değil ki kapitalist oligarşi diyorlar. Batı sisteminin yani Amerika'nın, NATO'nun falan ve taraftarlarının diyelim. Eski komünist rejimi eleştirirken yahu size bir kere hürriyet yok. Binaenaleyh demokrasiden falan bahsedilemez. Ne gerçek demokrasiymiş falan diye hürriyet mücadelesi yapıyoruz falan filan. İşte idealler midaller diye. Orada hürriyet olma işini tenkit etmesi haksız mıydı? Haklıydı. Peki bunları Batı demokrasisini eleştirirken kardeşim siz seçim meçim yaptığınız yok. Yaptığınız seçimler göstermelik. Sizi tüccar oligarşisi yönetiyor. Zaten sizin demokrasi fikriniz de bu tüccar yönetiminden, tüccar oligarşisinden başka bir şey değil. Tam bir sahtekarlık. Halkın da eşekliğinden istifade ederek bunu uyguluyorsunuz beyinlerini yıkayarak falan diye tenkit etmeleri haksız mıydı? Değildi. %100 haklı. İki taraf da haklı. İki taraf da boktandı çünkü. İşin doğrusu bu. Yani bana sorarsanız, ben biraz fazla menfi bakarım. İlla bu taraf şu taraf diye de tutmam. Yani demek oluyor ki şimdi siz fikirleri tartışacaksınız. Dili kullanarak tartışacaksınız işte. Bunun kökleri var. Yani gidersiniz Aristo'ya gidersiniz, işte monarşidir dersiniz, oligarşidir dersiniz, plutokrasidir dersiniz, çoğunluk yönetimidir, demokrasidir dersiniz. Tamam dersiniz de bunlar gerçeği bir yere kadar ifade ederler. Matematik kesinlikleri burada beklemeyeceksiniz. Zaten yok. Olsaydı zaten biz de problemlerimizi çözmüş olacaktık. Bugün 15 bin yıllık belki asgari 12 bin yıllık bir medeni tekamülün mahsulü olan modern cemiyetler insan adına utanç verecek bir sosyal organizasyon manzarası gösteriyorlar. Olup biten hadisatın çoğu alçakçadır. Alçakça bir soygun düzeni, alçakça bir ahlaksızlık düzeni, alçakça bir beyin yıkama düzeni medyasıyla, televizyonuyla, bilmem nesiyle. Biliyor musunuz ben tembel olduğum için, kitap okumayı falan da sevmediğim için efendim televizyona çok bakıyorum. Televizyonda alçakça olmayan bir şeye hiç rastlamadım bir yıldır. Ne dizilerinde, ne siyasi tartışmalarında hepsi. Baştan aşağı devamlı böyle arka planda bir kapitalizm var, insanları eşek yerine koyuyor. Devamlı. Devamlı suistimal. Devamlı kötüye yönelik. Maalesef ve maalesef. İnternet de zaten öyle oldu ya. Yani netice olarak bağlayalım burada isterseniz arkadaşlar. Galiba artık zamanı geldi. İnsani şuurun insan mahsulü veya Tanrı'nın ilhamıyla her neyse mevcut gündelik dille ifade edebildiği gerçeği ne kadar anlıyorsa artık ifade edebildiği gerçeklerde son derece sınırlı olmak zorunda. İster sanatın dilini kullansın, ister ilmin dilini kullansın, ister mantığın dilini kullansın. Mantığın dili zaten, felsefenin dili zaten basit bir mantıki tutarlılık, o Aristo mantığından ibaret. O zaten hepten kepazelik. Ona hiç girmeyin, başka bir bahisle tekrar konuşuruz belki, geçmişte de konuşmuştuk. Yani öyle iki önermeden üçüncüsünü türetmek, iki yanlıştan üçüncü bir yanlış çıkarsamak, öyle çok da büyük başarılar değil insan aklı adına bence. Zaten bir sürü başka gerçeklik teorisi de var. Mantıktan ibaret değil artık. Hatta bütün gerçeklik teorilerini tatmin edecek bir üslupla konuşabilmiş olduğunuzu varsaysak bile bunun yine de gerçek olmayabileceğini ihtar edeyim. Ve hadi varsayalım ki siz sanat yapıyorsunuz. Şimdi sanat başka bir şey. Sanatın dili de bambaşka bir şey. Mesela müziğin dili evrensel dil falan derler ya. Az çok kabiliyetiniz varsa ve onu da iyi yaptıysanız o zaman bazı şeyleri aşıyorsunuz. Benim mana ve mazlumda anlattığım şey. İnsan dili yetmediği zaman kavramların içine başka mazlumlar yerleştirerek yeni bir dil yaratmak meselesi. Teşbih vasıtasıyla. Sanatın böyle bir imkanı var. Tamam sanatın dili.
Muhteşem sanat eserleri de var insanlığın geçmişinde. İnsanlık tarihi yoksa çok küçümsememiz gereken bir şey olurdu. İnsanlığın geçmişteki başarılarını görmezden gelmediğimiz için insana saygı duyabiliyoruz bütün bu kusurlarına rağmen. Demek ki bu başarılı sanat eserlerine de baktığımız zaman doğru, fevkalade. Peki ama diyelim Tolstoy hatta su yazmış, Anna Karenina'yı yazmış. Geçen gün benim delikanlı tartışıyordu Anna Karenina'yı işte arkadaşlarıyla. Efendim, İngilizcesinden okumuş, hevesle tartışıyor. Yazmış, çok başarılı, çok yüksek eser. Tamam işte, Mevlana Divan-ı Kebir'i yazmış. Tamam, anladık. Hayyam şunu yazmış. Yazmış da kardeşim sen ne anlıyorsun? O iyi ifade etmiş. Sanatta bu fark var yani, onu kabul etmek zorundayız. Bilim dilinden ve felsefe dilinden farklı olarak ilhama dayalı yüksek ifadeli eserler gerçekten var. Yani ben her ne kadar pek sevmesem de Batı müziğini, şimdi oturup Beethoven'ın 9. senfonisini küçümsemem. Aklını peynir ekmekle yemedim. Tamam mı? Veya Itri'nin levakarını küçümsemem. Küçümsediğim şeyler vardır ama bunlar değil yani. Bir takım zirveler var sanatta. Ve bunlar gerçekten büyük şaheserler. Bunlara saygı duymak zorundayız. Peki ama burada iyi ifade edilmiş. Sanatın kendi realitesi ama bizim kastettiğimiz hakikatin başka bir yönü. İlhama bağlı bir yönü. Yoksa fiziki realite gibi, bilimde olduğu gibi veya felsefi realite gibi değil elbette. Sanatın dünyası da farklı. Sanatın gerçeği de farklı hayatın gerçeğinden. Ama her ne hal ise sanat bunu başarıyor. Pek çok böyle örnek var. Pek çok dedim yani işte bütün dünya tarihinde 100-200 kişi ya neyse var. Büyük zirveler. İyi ama burada iyi ifade edilmiş olduğunu kabul ediyorum ama bu sefer de karşı taraf anlamıyor. Tıpkı Georgias'ın söylediği gibi. Tamam adam çok güzel anlatmış ama okuyan okuyor. Ya ne güzel yazmış diyor. Bir şey anladığı yok. Onu bir şerh eden olsa onun içinde neler var neler var o zaman fark edecek belki. Mesela ben sırf Türk münevverleri bu bakımdan istifade etsinler diye bir tarihte Dostoyevski ve Büyük Endüksiyoncu diye 3 tane makaleyi tercüme ettim İngilizce'den. Yani Dostoyevski'nin bir Büyük Endüksiyoncu hikayesi vardır. Tamam önemli bir hikaye. Tamam tarih felsefesi açısından önemli yönleri var. Din felsefesi açısından önemli yönleri var. Politik felsefe açısından önemli yönleri var hikayenin. Tamam da adam bunu hikaye diye okuyor. Orta çağda endüksiyoncular yakalıyormuş, insanları ateşe atıp yakıyorlarmış. Falan filan. İşte orada bir büyük endüksiyoncu varmış. Okuyor, güzel hikayeymiş diyor. Belki hoşlanmıyor bile. Hatta zannederim Türkçe tercümeler de bu ne lüzumsuz şeydir diye o kısmı atlıyorlardı. Tercüme edenler, Karamazov kardeşlerdedir bu hikaye. Şimdi güzel de. Bunu okuyucu okuyor, belki hoşuna da gidiyor fakat anlamıyor. Sanat terbiyesi olursa anlar. İstediği kadar sanat terbiyesi alsın. Anlamak başka bir şey. Adamın kendi sanatkar olacak. O işi bilecek, anlayacak. Sonuç olarak bu işi bilen, anlayan bir iki adam da oturmuş bir takım şerhler yazmışlar. Ben de vatandaş hiç olmazsa bu hikayeyi anlasın diye onları yani sanatın dilinin okuyucunun anlayamayacağını bildiğim için anlayan adamlar bunlar yazmışlar işte istifade etsin millet falan diye o zaman hevesle. Zaten İngilizcemi geliştireyim diye uğraşıyordum asistanlık yıllarında, yeni yani öğrendiğim zamanlarda. Bu Dostoyevski ve Büyük Endüksiyoncu'yu tercüme ettim, neşrettim. Galiba o Kültür, Sanat ve Teknoloji yazılarındadır o. Ondan kalmamış, size getiremiyorum. Neyse, yeni baskısını yapacaklar inşallah kitapların yakında. Oradan inşallah okuruz. Demek ki o zaman orada da tercümana ihtiyacımız oluyor. Aracıya ihtiyacımız oluyor. Yani başkasının gözlüğünden bakmak da başkasının gözlüğünden bakmaktır. Şimdi siz okuyorsunuz kardeşim. Ya adam özetliyor işte hadiseleri. Geniş bir tarihi panorama. Onun uzmanı kadar bilmeniz mümkün değil. Teferruatını siz oradan şeyler istifade edersiniz okur. Ama künhüne detayına vakıf olamıyorsunuz. Halbuki şeytan da detaylarda gizli. Söylendiği gibi. Evet. Ve neyse yalan yanlış bir anlayışımız oluyor. Fakat şu da var. Kardeşim da peki o zaman
Git Gödel'in teoremini kendi yazdıklarından oku veya işte Einstein'ın izafiyet teorisini git Einstein'ın kendi yazdığından oku. Niye başkasından okuyorsun ki? Şimdi bir Russell'ın anlatışı var kardeşim relativitenin alfabesi diye. Bir de Einstein'ın kendi anlatışı var. İkisini de daha yeni zamanlarda karıştırdım ve konuşmamın başında da uzun uzun anlattım size. Gerçi Türkçenin de zafiyeti var burada, ne kadar iyi tercüme edilmiştir onu bilemem ama yani nasıl lafı dolandırıp duruyor kardeşim. Adam gibi anlatamıyor Einstein'ın anlattığı gibi tabii. Anlamadığından da değil yani. Bir de yazarlık diye bir şey var. Bir de adamın kendi iddia ettiği şey yani. Tamam ama şuna var. Gidersiniz okursunuz adamın yazdıklarını. Buyurun okuyun bakalım. Tensör analizi var. Acayip cebir problemleri var. Yüksek seviyede, çok yüksek seviyede hatta matematik bilmedikçe de onları okuyamazsınız kardeşim. Okusan da anlayamazsın. İşine gelirse. Sen mecbursun gideceksin. Onun vulgarize edilmiş bir başka uzmanın ağzından anlaşılır hale tercüme edilmiş biçimini okumaya. Neden onu okuyalım yani? Bunu bize ne hangi dürtüyle ben bunu yapayım? Bütün bunların hepsi son tarihte, bunu da nokta koyalım izin verirseniz. Çok dağıldı laf zaten. Bütün bunların hepsi sizin sorduğunuz sualın cevabında gizli. Efendim dedik ya, insani şuur anlamak istiyor ve hakikati bir bütün olarak anlamak istiyor. Ve bütün de parçalarından büyük. Orada laf kaynadı, şimdi hatırıma geldi. Bir cümle daha etmek zorunda kalacağım. Bitiriyorum diyordum ama özür dileyerek birkaç cümle daha söyleyeceğim. Yani biz anlamayı sevdiğimiz için, anlamak istediğimiz için varlığın her yönüne bakıyoruz. Ve hakikati bir bütün olarak ama kardeşim bunun bir sınırı var yani. Demezsin buraya kadar. Yani zaten anlayamazsın, anlasan da anlatamazsın. Anlatabildiğin hallerde de karşı tarafın anlayacağı şüphelidir. Tıpkı Georgias'ın dediği gibidir yani. İnsana şuurun durumu. Metafizik şuura kıyasla. Şimdi efendim, neydi hatırıma gelen? Orada unuttum zaten. Ha, parça bütün meselesi. Şimdi holizm diye bir şey var demiştim ya. Ben tarihin olaylarını varlığın anlamında yazdım bunu kısaca ama genişletmedim. Şimdi vakti gelmişken söyleyeyim. Tarihin tek tek olaylarını dili kullanırken bir cümle kuruyoruz ya, anlamlı bir cümle, içinde bir takım kelimeler var. Cümlenin kelimelerine, yani set teorisindeki matematikteki cümlenin elemanlarına benzetiyorum. Ve diyorum ki tarihi öğrenmek isteyebilirsiniz beyler ama bir tarih filozofu olacak haliniz yoksa hiç zahmet çekmeyin öyle Ermeni meselesini. İstediğiniz kadar siyaset yapın kardeşim. İstediğiniz kadar dedikodu yapın. Tarihi olayları öğrenerek öğrenemezsiniz. Sadece bütünü öğrenerek öğrenebilirsiniz. Bütünün içine de bilim o da giriyor işte zıkkım. O da var maalesef yani o tarihin içinde o izafiyet teorisi de var. O Newton'un yer çekimi de var. Her şey var yani. Bunlar benim ilgi alanımın dışında diyemiyorsunuz yani maalesef. Sadece bütünü yani bir kelimeyi bu cümlenin ve kelamın vahdetine dair diye bir makalemde demokrasi kelimesinden örnek vererek izah etmiştim. Mesela işte ben demokrasiye inanıyorum kelimesinin cümlesinin manası başkadır. Orada demokrasinin manası başkadır. Öbüründe başkadır. Birkaç örnek vererek kelimenin anlamı kullanıldığı cümleye göre değişir. Tek başına anlamı yoktur. Sadece bir cümle içinde anlam taşır. Evet, lügatte de birkaç anlamını okuyabilirsiniz ama bu çok yalan yanlış bir şey olur. Dili öğrenmeden o cümleyi çözemezsiniz. Cümleyi çözmeden de kelimenin anlamını fark edemezsiniz. Şimdi bununla ilgili misaller de çok verebilirim ama uzatmak istemiyorum. Bitirebilmek için şunu söyleyeceğim. Efendimiz, tarih olayları. Ama fizik tarihi, ama felsefe tarihi, ama siyasi tarihi, ama edebiyat tarihi, ama başka hadisat. Geçmiş zamanda yaşanan vukuat aslında bir bütündür. Eğer 20 milyar ışık yılı öteden bakabilseydiniz hepsi şimdiki zamandan ibaret olacaktı. Tabii bizim öyle bir metafizik şuurumuz yok, öyle bir ilahi şuurumuz yok. Orada şimdi, geçmiş ve gelecek yok oluyor. İnsan için bu önce, sonra, şimdi, geçmiş ve gelecek bizim sınırlı idrakimize göre bir şey ve yerel zamana göre bir şey. Hatta fizikte bile geçerli değil, çağdaş fizikte. İnsani şuurda da yani artık geçerli kabul edilmiyor. İnsani şuur için bile yetersiz bu zaman anlayışı.
Demek oluyor ki insan şurada bu zaman anlayışını açmıştır. Yani siz tarihi ebedi bir şimdi olarak, bir bütün olarak anladınız. O da bu. O da büyük iş tabii. Aksi takdirde tabii bu yönelişiniz olması lazım. Bu bakımdan bir hisseyabı olmak istiyorsanız. Böyle bir yönelişiniz yoksa ben tarih çalışacağım dersiniz. Tarih felsefesi beni ilgilendirmez diyorsanız zaten böyle bir nasibiniz de olamaz. Böyle bir arayışınız yok çünkü. Önce bir arıyor olmanız lazım bir şey bulmak için. Böyle bir yönelişiniz varsa o zaman tıpkı holistik teoride olduğu gibi bütünün parçalarından büyük olduğunu bileceksiniz. Türkiye'de 70 milyon insan yaşamıyor kardeşim. En az 2 misli yaşıyor. Belki de bilmiyorum artık nüfusunu hesaplamak lazım. Türklerin geçmiş tarihlerde kaç milyon Türk yaşadı? Nereden bileyim ben yani? Onların sayısı kadar. Şimdi sadece bu değil. Bu örnekle iktifa edersen belki anlaşılmayacak. Bu ölülerin dirileri yönetmesine ses. Efendim sizin bir kültürünüz var mı? Sizin bir diliniz var mı? Ben söylüyorum bu dil. Mesela şu anda kullanmakta olduğumuz dil Kazakçadan bile yetersiz kardeşim. Doğru mu? Kazakça bile yer yer daha ifadeli. Türkçe'ye nispetle iktidai kalmasına rağmen. Yani kendi mantalitesi var. Pratiğe ve maddi dünyaya yönelik. İdealarla, manevi dünyayla ilgili terminolojisi ve yapısı müsait değil semantik bünyesi. Binaenaleyh siz bu sınırlar içinde kalmaya mahkumsunuz. Hoşunuza gitsin veya gitmesin. Siz kendinizi başka dil öğrendiniz, başka dille Türkçe. Onu bilmem ama Türkçenin sınırlar içinde kalacaksanız size Türkçe bir takım sınırlar getirecek. Bir takım imkanlar da getirecek. O başka. Başka dillerde olmayan. Veya sizin bir sosyal hayatınız var kardeşim. Siz burada diyorsunuz ki demokrasi yapalım. Ne yaparsınız kardeşim? Sizde bireycilik yok. Siz devlete tapınmaya devam edeceksiniz. Demokrasi şampiyonluğu yapan adamlar da diktatörlüğe özeniyorlar gördüğünüz gibi. İster kabul edip ister etmez. Yani olacağınız olacak. Demokrasi falan olmaz. Kültürünüz müsait değil. Tarih mani olur. İştirak eder o. Geçmişten kalan o ordu millet telakkisi var ya. Orada tek adam olacak kardeşim. Nitekim şu anda demokrasi falan diyorsunuz ama sadece parti liderlerinizin sözü geçiyor. Geriye kalan milletvekilleri parmak kaldıran robotlar. Kuklalar. Başka da bir şey yaramazlar. Bakanlar bile. Adam bakanlar için bile dedi Tayyip Bey kızdırmasınlar kapının önüne koyarım dedi bakanlara. Doğru mu? Bak, kapının önüne koyarım tabirini kullandı. Bakanlar için bile. Bir tarihte bir yıl iki yıl önce. Yani liderler burada konuşuyor. Öbürünün kıymet harbiyesi yok kardeşim. Ya, burada tarihten gelen bir devlete tapınma kültü var yani siz onu aşamıyorsunuz. En demokrasi havarisi, en liberalist vatandaşlarınız bile bakıyorsunuz ki azgın birer diktatör tümayüllü vahşi yani. O gazeteciler falan neler konuşuyorlar aman yarabbi ne kadar saldırganlar. Bir konuşuyorlar adamlar yani birbirlerine bir küfretmedikleri var. Sopa yememişler. Bu nasıl konuşma, bu nasıl hürriyet anlayışı, bu nasıl demokrasi falan diye şaşırmıyorlar. Neyse efendim bitireyim. Yani burada yaşayan 72 milyonun dışında bir sosyal gerçeklik var, bir ekonomik gerçeklik var, bir tarih var, işte inkılaplar var, tarihten gelen kültürel kavgalar var, dış dünyanın müdahalesi var, içerideki insanların zihniyeti var, yetişmiş insan kapasitesi var, var oğlu var. Ne varsa realitede hepsi bizden var. Sadece 70 milyon insan değil. Buradaki toplamından insanların çok daha büyük bir realite var Türkiye'de. Tarihiyle, kültürüyle, sosyolojisiyle, bilmem nesiyle, psikolojisiyle vesaire vesaire. Binaenaleyh bütün parçaların toplamından büyüktür. Holistlerin dediği gibi. Bir. İkincisi, tarih olayları, tek tek tarih olayları metodolojik individualizmin tam tersine bir tamamen bu. Bu metodolojik individualizm, metodolojik holizm tartışmalarını bir yerlerden bulup okuyabilirsiniz insan biliyorsanız ama ben kısaca arz edeyim. Yani ferdiyetçiliğin, parçanın veya şimdi hatırlayamadım onun özlemi tabirini bütünü parçalara icra eden anlayışın tam aksi istikamette. Bütün parçalarından büyüktür diyor ve tek tek tarih olaylarının, tarihin şu veya bu vasfının
Tarih derken de geniş anlamda geçmiş zamandaki her şeyi kastettiğimi tekrar edeyim. Yani öyle siyasi tarih falan zaten can sıkıcı şeyler bizim konumuzun da dışında. Yani o kadar basit değil tarih. Efendim, bütün bu realitede mevcut olan hususiyetlerin her birinin sadece bu cümlenin, bu büyük cümlenin elemanları. Türkçe bir büyük cümledir. Tek bir cümledir. Ama içinde 70 milyon insanın kullandığı, 70 milyon defa kullanılmış, her biri çeşitli anlama gelen, ta kalü beladan artık ne zamandan beri varsa, o zamandan bu zamana kadar kullanmış, milyonlarca, milyarlarca cümle olan bir dil belki. Fakat hepsi tek bir büyük cümledir o Türkçe diye. O Türkçenin içinde anlamlı tek tek cümleler. Ve kelimeler de, yani tarihin olayları da öyle bir cümlenin içine konduğu zaman anlamlı. Dün seyrettim ben, Sevan Nişanyan ve eski tarih kurumu başkanı neydi o? Alaçoğlu, bizim meslektaş. İkisi de birbirinden budala. Ama ne terbiyesizce münakaşa ediyorlar. Her neyse. Hello Sevan Nişanyan çok küstah. Arada bir bağırıyor falan. Her neyse. Şimdi o oradan bakıyor. Bu da buradan bakıyor. Onun kurduğu cümlenin içinde tarih olayları o anlama geliyor. Bunun kurduğu cümlenin içinde bu anlama geliyor. O bir bütün içinde anlamlı. Hatta bütün bir tarih felsefesi içinde anlamlı. Şayet anlam vereceksek. Yoksa tek başına tarih olaylarının bir anlamı yoktur. Esasen tarih olaylarını anlayarak veya bütün tarihin tek tek bütün olaylarını bilseniz bile yine tarihi anlamış olmazsınız. Tarih olayların toplamından ibaret değil. Daha fazla bir şey. Diyerek bitireceğim. Çok uzattım. Sizin suallerinize intisar ediyorum efendim şimdi artık. Efendim bu toprak altındakilerle ilgili iletişimden bahsettiniz. Suriye tekâfürle ilgili alakası var mı? Malumanınız var. Tabii var. Adam demiş ki hatta öldür tüm ölüme kabile. Evet. Şimdi ne diyor Kur'an? Orada bakın. Atalarının çokluğuyla, kabirleri ziyaret ederek atalarının çokluğuyla öldüler. Yahudiler için diyor zannediyorum. Evet. Hatırladığım öyle. Artı bir cümle mi, eksi bir cümle mi? Orada eksi. Menfi etkilenmeyi kastediyor. Ve yani Yahudilerin aşırı bencilliğini, kendilerini seçilmiş kavim saymalarını, Yahudiden başkasına kıymet verme işini, Yahudi geçmişinin geleneğiyle şişirmelerini falan kastediyor. Onlar için evet. Olarak onun için yani idame ettiriyorlar. Altı diyor onun için. Halbuki Rabbim bunun menfi olduğunu söylüyor. Şimdi efendim. Bunun yanlış olduğunu belirtiyor. Yani tabii şimdi aslında pek ben girmek istemem dini mesaili tartışmaya. Çünkü başka bir mecradır teolojik tartışma. Peki. Fakat yani sorduğunuz için efendim bu hatta kabirlerini ziyaret edip kabirlerinin çokluğuyla övündüler falan diye geçen ayette kastedilen şey kavmin kutlaştırması, milliyetçilik ve faşizmde olduğu gibi. Yani ben İnsanım. Terence'in lafı geldi aklıma. Homosum, humanum, nihil est algerum putome. Ben insanım, insani olan hiçbir şey bana yabancı değil. Zaten de uzak geçmişimde yani gençliğimde çocukken milliyetçiyim. Şimdi bir tarih filozofuyum diye geçindiğim için bütün fikirleri birden hepsi saçma diye şöpe atmak temayülündeyim ama bütün ideolojileri. Fakat yani insani şeyler bana da yabancı değil elbette. Bir yandan böyle bir kavme tapınmayı, onun işte putlaştırılmasını, insan nefsinin putlaştırılmasını kınarken, yani molok perestlik diye kınıyorum üstelik ben bunu. Molok bahsi dair bir bahis mülkbe-i lafette geçer. Toynbee şey demişti, insanın en eski tapınma biçimi, insana tapınma biçimi. İnsana tapınmanın muhtelif formları. Firavuna tapınmak, kavme tapınmaya dönüştü. Cemiyete tapınmaya, devlete tapınmaya, millete tapınmaya falan. Ben Müslümanları da sevmem, Müslümanlığa falan da tapınmam. Ben sadece Allah'a tanırım kardeşim. Bir Müslüman olarak. Allah'tan başka hiçbir put kabul etmem. Hiçbir put. La ilahe illallah dediğim gibi. Yani, binaenaleyh hiçbir şeyi kutsallaştırmamak lazım. İster kendi kavminiz, ister kendi kültürünüz, ister kendi medeniyetiniz, ister kendi müzikiniz, her neyse. Bakın ben müzisyenim,
Türk müziğini de küçümserim yani Türk müziği müzisyeni olduğum halde. Ya kardeşim tamam bir yere kadar seviyorum ve halen de icra ediyorum. Ama yani fazla ileri gitme yani bir yere kadar. Onun da sınırları var yani. Kutsallaştırmayacaksın. Evet ya. Yani tamam mı? Şimdi burada da Yahudilerin biz seçilmiş kavmiz, seçilmiş kavmiz demesi sadece orada kalsa canım ben de Hazar haniyim diyorum. Karababaklar Hazarlardan gelir falan diye. Bende de var işte dediğim gibi o. Anlıyorum o telakkiyi. Niye yani kendi kavmini seviyor insan. Onu anlamıyor değilim ama biz seçilmiş kavmiz demekle durmuyor. Diğer insanlara da istismar edilmesi gereken veya kolaylıkla hayvan gibi harcanabilecek şeyler. Halbuki ben hayvanla ve hatta bitki hayatıyla insan hayatı arasında büyük bir kalite farkı görmüyorum. Tolstoy'un Üç Ölümünü okuyun. Orada bir ağacın ormanda kesilirken çıkardığı seslerden hareketle bunu söylemek istediğini görürsünüz üstadım. Tabii o söylediğini böyle bu kadar net söylemiyor. Şimdi ben size şerh etmiş oldum. Bir ağacı öldürmekle bir insan öldürmek aynı şeydir. Cinayettir. Orada bu böyle sanatın dili içinde ifade edilmiştir. Kısacık bir şeydir. Halk hikayesidir zaten kolay anlaşılsın diye. Oradan okuyabilirsiniz. Yani orada ormanda bir ağaç kesilirken ki durumu tasvir edişini okursanız görürsünüz. Yani siz zaten hayvanlara falan da acımıyorsunuz da bitkilere hem cinselinize de acımıyorsunuz. Yani siz yani intihar eden ya da katliam yapan hayvan gördünüz mü yani? Yani bir açıdan bakarsanız mikroplar bile insandan daha başarılıdır. Hayatın idamesi bakımından falan bile ama yani bu sizin dediğim gibi kurduğunuz cümleye bağlı kelimenin anlamı. Evet efendim başka? Evet bir de Maymanize şimdi Firavun'un devrinde Hazreti Musa Efendimiz'i göndermek suretiyle Yaradan burada bir ahenk kurmuş ve bunu devreden 60 yani bir çok yüksek imparatorluktan daha yüksek bir kudret sembolünü efendim bu surette değersiz kılmıştır. Şimdi burada o aşağı yukarı bundan 5000 sene evvel, 6000 sene evvel. Bundan Hazreti İsa Efendimiz'in aradaki mevzini atlıyorum. Hazreti İsa Efendimiz'in efendim, yani Hristiyan aleminin başlamasında bir parça bir efendim, hareketlilik olmuş. Ondan sonra Peygamberimiz'in İslamiyeti efendim. Şimdi dinlere girmek istemeyi şimdi sebebi bu. İnsanoğlu çok saçma şeyler yani. Bakın, hayır Hristiyanlara bakın efendim ya. Hristiyanlara bakın efendim ya. Allah'ın oğlu var. Bir kere oğul olmuş. Ondan sonra bu dünyaya geliyor. Ondan sonra bir de idam ediliyor. İdam edildiği için insanların ya Allah'ın oğlu bu. Yani şimdi bu kadar saçma şeylere inanmayın kardeşim ya. Ama şimdi koskoca Hristiyanlık dünyası ve bu Hristiyanlık dünyasının da koca bir teolojisi var. Teolojisi var da akıl yetmiyor işte. Demin sözlerim arasında söyleyecektim, unutmuştum. Şimdi sen teolojisi var deyince aklıma geldi. Meşhur teologları. Sen Thomas, kafirler yakılarak öldürülmelidir diye fetvayı veriyor rahat rahat. Kafir dediği de kendine göre kafir. Tamam mı? Onun ruh hayatını kurtar. Yani şimdi bu kadar düzgün, normal yaşamış bir adam bile bu kadar zalim, bu kadar bir büyük endüstriyelciye dönüşebiliyor. Dini fanatizmin de böyle yönleri var. Yani tamam dinin insanları bir misyon etrafında bir kardeşlik cemiyeti tesis etmek suretiyle birleştirmesi tamam da. Kastet efendim buradan haksız. Şimdi orada Firavun meselesinde yalnız efendim. Yani, evet, İzin verin tamamlayayım onu. Evet, kastet İslamiyet'e gelmek. İslamiyet'ten de tamam. Ümmete intikal edip buradaki demokrasi... Tamam onu anlıyorum zaten. Yani dinlerle dünyevi idarelerin farkı o zaten. Benim de mülk ve hilafetle tartıştığım mesele esasında buydu. İyi tartışamadım ama şimdi eski zamanlarda medeniyetler putperesttir biraz. Yani paganist idi. Şimdi bunlar İbrahim'e gelinceye kadar, Hazreti İbrahim'e gelinceye kadar, tarihteki ilk tek tanrıcı ve bizim bu bugün anladığımız tanrı anlayışta İbrahim'in tanrısı yani. İbrahim'e gelinceye kadar böyle, İbrahim'den sonra Musa ile olan da şu, yani orada bir firavun rejimi var ama orada devleti ve birliğini o firavun, o kendi kültürleri, eski Mısır'ın ölümle ilgili tuhaf takıntıları vesaire teşkil ediyor orada cemiyetin
Devletin birliği için o var. Şimdi bunun tabii Yahudilerin de özel durumu var orada köleymiş. Bunun karşısına Musa geliyor. Ama Musa oradan almış Yahudileri götürmüş Sina çölüne. Oradan da gitmişler İsrail'e. Yani 40 sene sonra. Yani Mısır'da yönetimi değiştirmiyor. Başka bir alternatif belki ama sizin dediğiniz gibi firavun tarzı putperestliğe, insana tapınmaya Yahova'nınki. Ama Mısır'da cereyan eden bir hadisi değil. Onlar net olarak mevcut topraklara geçmişler. Efendim esaretten kurtulmuş ve Sina çölünde dolaşmış 40 gün. Ondan sonra da Musa görmemiş bile İsrail'e yerleştiklerini. Efendim dediklerine göre. Bizimki de daha farklı. Bizimkinde zaten hiç cemiyet yok. Doğrudan doğruya tıpkı bugünkü gibi bir tüccar oligarşisinin olduğu Mekke'deki ticaret meclisi var. Mele diye. Mele demek ticaret meclisi, nüfuzlu tüccarların toplandığı meclis demek. Onlar karar veriyor her şeye Mekke'de ne olup bitiyor. Zaten küçük bir kasaba Mekke dediğiniz o zaman. Efendim bir ticaret kasabası. Orada başka bir şey zuhur etmiş. Şimdi tabii İslam'ın Tanrı anlayışıyla İslam'ın Tanrı anlayışıyla Yahudiliğinki ve Hristiyanlığınki epeyce farklı. Her ne kadar üçü de İbrahim'in tanrısı ise de bir yönden, yani bizim Tanrı tasavvurunda birçok antropomorfist unsur var maalesef. Bu unsurlar olmayınca Tanrı tasavvuru tatminkar olmuyor. Bu unsurları katınca biraz tuhaflaşıyor akli açıdan filan. Ama yine de İslam'ın Tanrı tasavvuru çok daha mücerrettir. Yahudilerinkinden de Hristiyanlık. Yahudilerin tanrısı İsa'dan da beter. Yahova Musa ile birlikte yürüyüşe çıkar kardeşim. Yürüyüşür. Adem'le birlikte yürür cennette yan yana. Yani şimdi Tanrı gibi. Mecaz anladık da yani mecaz ve hakikat de yani karışıyor. Şimdi bir yerde adam diyor ki Tanrı'nın oğlu diye kabul etmezsen İsa'yı zındık olursun. Hadi imanında var, amentüsünde var. Tamam mı? Böyle böyle gidiyor. Sizin son söylediğinizi unuttum şimdi. Bir şeyler küreselliğe gelecek olursak o başka bir şey. Şimdi küreselleşme kapitalizmin başta tabii genel ümmet efendim. Kapitalizmin sonucu. Şimdi o eski ümmet telakkileri, millet telakkileri ya da liberalizm ya da çağdaş şekliyle kapitalizm, globalizm globalizm veya başka ideolojiler aklınıza gelen gelmeyen anarşizm de dahildir buna. Yani ben en çok sevdiğim fikir adamlarından Tolstoy'un fikirleri de dahil olmak üzere, pasif anarşizm de dahil olmak üzere her nevi ideolojinin bugün dünyanın şartlarında hayatı anlamlandırmak, ruhumuzun marifet ihtiyacını tatmin etmek ve problemlerimizi çözmek açısından pek de sadra şifa olmadığı kanaatindeyim. O yüzden zaten hakikati bir bütün olarak tarih felsefesi adı altında yeniden tetkik edelim diye konuşup duruyoruz. Yeniden anlamlandırmak. Gerekiyor. Çünkü okuduğumuz kadarı eskiler hiç okuyamamıştık. Okuduğumuzu sanıyorduk. Şimdi 3-5 şarkını okuduk. Gittikçe daha fazlası artıyor ama durmadan artıyor ve her seferde efendim anlayışımızın genişlediği şüpheli. Bilgi artışıyla hem zaman olarak anlayışımız maalesef gelişemiyor. Bilakis tersi oluyor gibi geliyor bana. İlim artıyor, cehalet daha hızlı adımlarla artıyor. Çünkü ezoterik bir dile dönüşüyor, anlaşılmaz bir genişlik, altından kalkılamayacak muazzam bir ülke dönüşüyor. İnsanlar bu sefer televizyonda seyrettikleri ideolojik yönlendirmelerle ve eğlenceyle pekala ömürlerini tamamlamayı tercih edebiliyorlar. Halkın çoğu makulatı anlayamaz. Zaten yani zaten makulat insani şuur yani zeka seviyesine de bağlı elbette yani. Halkın çoğunun zaten böyle şeylere temayülü de yok. Geçen gün beni bir arkadaşım zannetti. Yani çok mu lazım hayatı anlamlandırmak? İşte yaşayıp gidiyoruz. Tamam. Hangi değer ölçüsü daha efendim bugünün insan fikrine yatkınlığı bakımından?
Çünkü az önce bildirdiniz yani bir kimsenin şu veya bu sizin mesela herhangi bir enstrümanı efendim çalmanız ve kendi mutluluğunuz yediyorsa güzel, çok güzel yani. Sen, ama nereye kadar? Gayesel. Ama efendim abdenin, ümmetin efendim mutluluğu ise iş, o zaman şu telefonun efendim veya şu ışığın yaradır, yani faal hale getirilmesi, bulunması, keşfi senin efendim zımbırtından daha düşür. Tabii ki. Hayır şimdi, belki o kadar basit değildir. Sanatında çok önemli olduğu yerler var tarihte ve zaman. Ama yani şimdi sanatta bir yerde bilimden daha değerli. Yani sanat insanına göre, başka nesine göre. Ama yani insanlığın problemlerini çözecek akli seviyeyi ve başarıyı gösteremedi insanlık bugüne kadar. Henüz yok. Bir sosyal organizasyon teorisi geliştiremedik. Ve bugün ise bakın Eflatun meritokrasiyi tavsiye edeli 2500 yıl oldu. Kimse okumuyor bile adamın devletini. Okuyanlar da anlamıyor. Bir de var demin dediğim gibi. Anlatabilsem bile karşı taraf anlayacak mı? O da anlayış da Allah'a vericisi bir şey. Şimdi efendim biz bugün itibariyle ise işte bu globalizm sayesinde kapitalizmin yeryüzünün her tarafına nüfuz etmesi sebebiyle bütün rejimlerin en alçakça, en aptalca olanını, tüccar mentalitesine göre, para pul hesabına ve kar mentalitesine göre işleyen bir demokrasi modelini benimsemişiz. Bütün dünyaya da reklamını yapıyoruz. Sanki anlayamışız gibi demokrasinin ne olduğunu, sadece Türkiye'de değil her yerde de. Ya onlar konuşuyor tamam, Amerikalılar da, onların sistemi o. Kapitalizmin avlusu, hakimiyet vasıtası falan, sana ne oluyor? Sen zaten bir maşasın yani. Sen bari konuşma anlamadığın şeyi diyesim geliyor benim de. Bizim münevverlere ama oluyor böyle. Şimdi bugün de insanlığın karşı karşıya bulunduğu, muhatap olduğu global istila yüzünden sanki demokrasiden başka hiçbir alternatif düşünülemezmiş gibi düşünüyor adeta bütün insanlık. Serbest pazar ve demokrasi bitti. Tamam mı? Yani mutlulukta işte tüketim kölesi olursanız, tüketim robotu olursanız efendim kâr kapitalistler için yeterli. Zaten gelecekte efendim işte büyük ticari şirketler ülkeleri yönetirler. Devlete de lüzum kalmaz, siyasetçiye de lüzum kalmaz falan. Öyle gidiyoruz. Ama bu yani hiç olmazsa geçmişte başka tasavvurlarımız da olmuştu yani tarihte. Şimdi çağımızda o da kalmadı. Sadece demokrasi kaldı bize alternatif diye demek istiyorum. Yani bu bir çözüm yolu falan değil. Bu en kötüsü. Bu en kötüsü, en adisi. Devlet yönetimini bile tüccar mentalitesiyle hesaplıyor adam. 3 kuruş kârcılar hesabı yapıyor. Borsa düştü bilmem ne oldu. Yani insanlar bugünkü çağdaş devletlerde ya kardeşim insan hayatının karşısında, değerlerin karşısında senin trilyonların değeri meğer olmaz. Hesabın hesabı olmaz devlet içinde. O ne yani? 3 kuruş, 5 kuruş hesabı. Anladık ya, Yahudi bezirgenine döndünüz hepiniz de. Devlet böyle düşünmez tüccar mentalitesi. Ama kapitalizmin, çağdaş batı kültürünün mentalitesi budur. Son 200-300 yıldır budur yani. Bugün de değil. Bugün aşırı biçimiyle muhatabız. Yani devletin sınırları kalkacak, devlet ortada kalkacak mı? Yani öyle mi tahmin ediyoruz? Ha. Ben şunu söylüyorum zaten, çağdaş şekliyle devletler bir kere gayrimeşrudurlar. Çünkü bunlar artık kendi sınırları içindeki halkların ekonomik menfaatlerine veya maddi manevi menfaatlerine hizmet ettiler. Global şirketlerin hizmet ettiler. Zaten şu anda fiili olarak öyle. Fiili olarak global şirketlerin dediği oluyor, devletler işte eskiden kalma bakiyeler. Şimdi eskiden kalma alışkanlıklarımızı sürdürüyoruz. Biz orta çağlarda sadece sağduyumuzda, tamam sadece insani şuurumuzda düşünüyoruz. Çünkü bilim geldi bir şeyler değiştirdi ama bizim anlayışımız henüz değişmiş değil. Hala bunları çok kesin gerçekleri konuşabilirmiş gibi konuşuyoruz böyle orta çağ fanatikleri gibi. İşte şunu ölçtük, bunu tarttık, bunu demirden beri anlatıyoruz değil mi? Halbuki zamanı da, mekanı da, ölçmeyi de, maddeyi de pek çok şeyi anlamadığımız açık ve aşikar bugün. Problemlerin başında da bu geliyor. Şimdi siz dünyayı anlamlandıracak iseniz ve problemleri içinde bir projeksiyon yapacaksanız
o zaman tarih felsefesi yapmanız gerekecek. Çünkü bu eski ideolojiler yeterli değil. Onun için zaten bu işle meşgul oluyoruz. Ha, dini dogmalarında, dini inançlarında netice itibariyle diğer bir tarih felsefesi ve anlayışı süzgecinden geçmesi lazım. Aksi takdirde ben görüyorum, adam ilahiyatçı, ne ilahiyattan anlıyor, ne teolojiden haberi var, ne felsefeden haberi var, ne tarihten haberi var, bildiğin avam gibi. Öyle bir din takdim ediyor ki bir de biliyormuş gibi konuşuyor. Yani ondan sonra hayda bizim saygı duyduğumuz dilde komik hale geliyor. Evet. Yani olmuyor. Yanlış ya. Olmuyor ama yanlış. Çünkü bir adam konuşuyor ondan sonra yani kardeşim zırvalama. Ama otorite. Otorite sanıyor kendini çünkü olmuyor. İşte netice hadi, şuna çıkıyor. Ben yani şimdi ben biraz fazla megalomanca olacak. Ama her zaman bunu yapıyorum. Bütün hayatımda yani böyle yaptım zaten. Aptallığımdan. Şimdi bir tarih filozofunun değerlendirmesinden geçmeden hiçbir fikri ciddiye almadım. Bu da netice olarak ben değerlendireceğim kardeşim. Ama kardeşim ilahiyatçısın. Dün konuşuyordu, evvelki gün konuşuyordu teke tek de bilmem bayraklar bayraklı Fatih bilmem neyler. Yani şimdi... İyi bir düşünür değil mi? Ya ne düşünürüm kardeşim? Adam o konuda yapmışsın, beyaz siyah. Adam ilahiyat profesörü, tamam da düşünür müşünür falan şimdi. Sıradan entelektüel bir uzman işte ilahiyat uzmanı ama adamın anlayışı. Şimdi ondan sonra oturuyor Nuh Aleyhisselam işte Kur'an-ı Kerim'de. Tamam kardeşim sen Arapçayı biliyorsun. Tamam bir seneden 50 sene eksik anlamına geliyor Nuh'un yaşı da. O ne demek acaba? 950 sene yaşamış Nuh. Elinin körü. 11 bin sayfa yazsın diyor. Tefsir yazsın diyor. 11 milyon sayfa daha yazsın. Ne anlamı var böyle yazdıktan sonra yani? Ondan sonra insanlar alıyorlar. Bu kutsal kitaplarda böyle yazıyor falan diye. Yani bırakın siz o gene. Hiç olmazsa. Arapça öğrenmiş, ilahiyat profesör oluncaya kadar neyse dini mesaiyle bir şekilde uğraşmış. Belki layık-ı velçiyle çok gönül olarak uğraşamamış ama yani kendi şeyine göre, kendi mensup olduğu branşa göre uğraşmış bir şeyler öğrenmiş. Öbürü hiç bilmeden konuşuyor. Alıyor Kur'an-ı Kerim'in tercümesini okuyor, konuşuyor insanlarımız. Yani kardeşim, sen Thomas bile yobaz oluyorsa, büyük engizisyoncu oluyorsa... Gelsin sen diyeyim. Yani sen Thomas çapında bir adam, sen Togustin çapında bir adam, bir büyük endüstriyonciye dönüşebiliyorsa dini fanatizm yüzünden ötesini siz düşünün. Onun için dini mesaili de müsaadenizle ben tartışmak istemem. Teşekkür ederim. Çünkü ilahiyatçıların da böyle bir şeye dönüşüyor maalesef. Onun da bir tarih felsefesi süzgecinden geçmeye ihtiyaç var. Belki ben teşekkür ederim. Teşekkürler sana. Efendim inşallah bir geğer